Hayırlı akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Bir Düşünce Ekseni programıyla daha birlikteyiz inşallah. Bugün evlilik ve aileyi konuşacağız. Yani biz faydalı olur diye düşündüğümüz bir konu, yani konuşmayı gerek duyduğumuz konulardan biri ama aynı zamanda da böyle farklı şeyler olan bir konu inşallah sağ salim güzel bir şekilde programı icra ederiz. Bu arada tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum ben. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başlamadan önce Abdullah Hocam'ın ailesinde bir işte ufak rahatsızlık var. Malum süreçte bu akşam kendisi olmayacak. Ona da Allah'tan şifa diliyoruz. Kendisine de ailesine Allah yardım etsin diliyoruz. Hepimize de Cenab-ı Hak korusun. Konumuz aile. Aile, evlilik, tanımı, kuruluşu, toplum için önemi, yaşadığımız bazı sıkıntılar, sorunlar. Yani bir program içerisinde ne kadar konuşabilirsek konuşacağız. İlk konuğumuz var. Doçent Doktor Hüsnü Koyunoğlu ve öğretim görevlisi Hidayet Ayan Hocam. Hocalarımızla daha önce bir program yapmıştık ama ben yine de kısaca bir bilgi vereyim. Hüsnü Koyunoğlu Hocam, Doçent Doktor. Atatürk Üniversitesi mezunu. Van'da İslam Hukuku'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmış. Kamu yönetiminde doktorası var. Hocam İstanbul Üniversitesi'nde İslam tarihi alanında doçentlik yapıyor. İnşallah yakın zamanda da kendisini profesör olarak görmeyi arzu ediyoruz. Allah İnşallah. Hayır versin. Hayırlı hizmet versin. Hocam ESAM'da, ESAM İstanbul Başkan Vekili ve aynı zamanda da ESAM dergisinin de editörlüğünü yürütüyor. Hidayet Hocam, bu arada hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hidayet Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hidayet Hocam, Marmara İlahiyat mezunu, yüksek lisansı Marmara İlahiyat'ta, doktoraya devam ediyor hocam. Haseki mezunu, 2012 yılından beri de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Hocamın aynı zamanda yürüttüğü bir vakıf ve eğitim faaliyeti var. İslam İki Ev kurumuna bağlı. Hocamın da işte çalışma alanları kıraat, musiki, tefsir ve eğitim. Tekrar hocama da hoş geldiniz. Hoş diyorum. Şimdi zaman içerisinde zaten araya gireceğimiz için programa direkt başlayalım. Zaman içerisinde zaten arada muhabbet ediyoruz. Şimdi hocam ilk soruyla başlayalım biz Hüsnü Hocam'la. Size yöneltelim bunu arzu ederseniz. Yani aileyi önce bir tanımlayalım. Yani aileyi, evliliği, işte bunun işte meşruluk, gayrimeşruluk, işte varsa bu ailenin diğer alanları. Yani aileyi nasıl tanımlayacağız biz? Aile sadece dini bir kavram mı? Başka tanımları ve tarifleri, alanları var mı? Zor bir alan ama netleştirmek gerekiyor ki izleyicimizin de zihninde bir şey oluşsun. Bu arada özür diliyorum hocam, araya gireyim. Kıymetli izleyiciler, YouTube'dan, yani YouTube canlı yayın TV5 yazarsanız canlı yayındayız. Oradan bize yorumlar kısmından soru sormanızı arzu ediyoruz. Güzel yorumlarınız konuyla alakalı olursa da onları alırız ama sorularınızı net bir şekilde sorarsanız biz de onları burada yönlendirelim. Evet hocam, buyurun, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bismillahirrahmanirrahim. Aile en basit haliyle bir karı kocadan oluşan, sonra ilerleyen aşamalarında Allah nasip ederse çocuklarla üye sayısı artan ve yine bu karı koca olan, yani eşlerin yakınlarının da dahil edebileceği, cemiyetin temel taşı diyebileceğimiz bir yapı, bir kurum. Cemiyetin İşte en temel kurumudur aile. Onun üzerine diğer kurumlar da genişleyerek cemiyeti oluştururlar. Tabii aileyi bir de özellikleri açısından tarif etmeye çalışırsak, öncelikle bir defa aileyi huzur yuvası, huzurun yaşanacağı bir yer olarak tanımlamak lazım. Ailede, yani aile kurulmasının temel sebeplerinden birisi, huzurlu bir hayatın devam ettirilmesi için bir yapı oluşturmak, bir kurum oluşturmak diye hedeflenmesi lazım. Yine aile aynı zamanda iffetin yaşanacağı, yaşatılacağı, iffetin devam ettirileceği bir yapı. Aile
meşru bir birlikteliğin olduğu bir yapı. Meşru bir birliktelik, yani bir erkekle bir kadının meşru olarak bir arada bulunmasının temin edildiği bir temel yapı. Ve neslin devam etmesi için meşru bir şekilde, neslin meşru bir şekilde devam etmesi için yine kurulan bir yapı. Yani ailenin sıfatlarından, özelliklerinden bahsederek bu tanımı genişletmek istiyorum. Yine bu aile toplumda isteklerin gerçekleştirilmesi, yani kadın ve erkek cinsinin isteklerinin gerek maddi, gerek psikolojik isteklerinin, sadece maddi değil yani fizyonomik değil, maddi ve psikolojik isteklerinin meşru bir şekilde gerçekleştirilmesi için yine kurulan bir yapı. Çünkü insan sadece fizyonomiden ibaret değil, sadece maddi yapıdan ibaret değil. İnsan psikolojik yönüyle, ruhi yönüyle de bir varlık. Bu isteklerinin de bir yerine getirilmesi için ailenin kurulması, isteklerin meşru bir şekilde yerine getirilmesi için bir zaruri durum. Aile aynı zamanda insanların birbirini tamamlayarak, eksiklerini tamamlayarak devam ettirecekleri bir bütünü tamamlamanın hem icra edildiği hem öğrenildiği bir yapı. Yani aile başlangıcı itibariyle bazı şeylerin peşinen bilinmesi gereken ve hedeflenmesi gereken bir yapı olmakla birlikte bazı şeylerin de zaman içerisinde öğrenileceği iyi bir okul aynı zamanda. Yani bir bütünü oluşturan parçaların diğer parçalarla uyumlu bir şekilde hayatı devam ettirecekleri bir ortam. Dolayısıyla ileride aile kurarken nelere temas etmeli diye muhtemelen bir bahis açarız. O zaman bunların nasıl gerçekleştirileceğini de söylemiş oluruz. Ama daha başlangıçta bir aile oluştururken, yani bir kadınla bir erkek meşru bir şekilde bir araya gelerek aile oluştururken, bunun birbirini tamamlama için bir vasıta olduğunu, bir aynı zamanda okul olduğunu, aynı zamanda bir laboratuvar ortamı olduğunu, uygulama ortamı olduğunu, yani çok yönlü bir yapı olduğunu düşünerek o aileyi oluşturmak gerektiğini buradan hatırlatmakta fayda var. Aile bir bereket kaynağıdır. Bir bereket kaynağıdır. Çünkü meşru şekilde bir araya gelen kişilerin oluşturduğu bu yapı yine meşru şekilde devam ettiği sürece onlara ummadıkları, düşünmedikleri şekilde yardımlar gelecektir. En başta söylediğimiz huzurla birlikte hayatı devam ettirmek için gerekli, gerek fiziki gerek psikolojik yardımlar gelecektir veya eksikler tamamlanacaktır. Bu yönüyle de bir bereket kaynağıdır aile. Yine ailenin bir ekonomik yönü de var. Ekonomik yönden de birlikteliğe, başkasına yardım etmeye, başkasından uygun bir şekilde yardım almaya yol açacak bir yapıdır aile. Bu yönüyle de yani ekonomik bir yönü var ve ekonomik ihtiyaçların karşılanması, başkalarına destek olma konularında da yine aynı zamanda bir okuldur aile bu yönüyle. Burada yine, hocam özür diliyorum. Burada bir de şey oluyor, buyurun. Değil mi? Hani belki ona girer miyiz ama hani ekonomik deyince yardımlaşma. Aynı zamanda aile yani yeni bir takım ilişkilerin, hatta sırası geliyor güçlerin. Değil mi? Yani diyelim ki siyasi bir evlilik yaptınız. Yani siyasi değil, hani güçlü bir aileyle evlendiniz, zengin bir aileyle evlendiniz ya da ne bileyim ilmi bir aileyle evlendiniz. Aslında yeni bir ilişki alanı da oluşturuyor. Tabii bu beraberinde de bir sorumlu yükreği de getiriyor ama hani böyle de bir yönü var. Tabii mutlaka. Evet. Tabii şimdi aile kurarken gözetilen hedefler nedir? Onlara bakmak lazım. Herkesin hedefi aynı olmayabilir. Şimdi biraz evvel benim saymaya çalıştığım özellikler, bir ailede genel olarak bulunan özellikler. Ama mesela benim dile getirmediğim bir konuyu siz dile getirdiniz. Siyasi dediniz. Doğrudur. Tarihte sırf siyasi evlilikler yapılmıştır. Günümüzde de geçerlidir. Yani tarihte mesela Avrupa'da bolca gördüğümüz, tabii Avrupa dışındaki de toplumlarda da gördüğümüz, siyasi sebeple evlilikler var. Yani mesela bir kralın kızı bir prenses bir başka prensesle veya kralla evlendirilmiştir.
bu siyasi birliktelik için bir vesile olarak yapılan bir evliliktir. Ticari, iktisadi sebeple yapılan evlilikler de var. Ama bunların genel toplum içerisindeki, genel yapı içerisindeki oranı düşüktür. Düşüktür. Yani sırf siyasi sebeple yapılan evliliklerin oranı, bir istatistik bilgimiz yok elimizde ama az, çok yani düşüktür. Tabii ya, ben zaten onu da söyleyeyim de, hani evliliğin aslında böyle bir yönü de var. Hani ilişkilere de işte bir takım, yani hani dediniz ya, bir maddi manevi yönü var. Aslında böyle hani bu anlamda da bir yönü var. Yani yeni bir takım ilişkiler oluşturuyorsunuz. Bu ilişkiden kastım illa siyasi değil tabii ki. Yani yeni, yani, evet, yeni dostluklar, arkadaşlıklar, evet, yeni ne bileyim işte kavgalar. Evet. Evet. Tabii ki o ailenin, şimdi aile yuvasının kurulmasından sonra ortaya çıkacak olumlu olumsuz sonuçlar ve etkiler konusunda bu söylediğini ve daha başka şeyler de konuşulur, konuşulmalıdır. Evet. Ben tabii en genel özelliklerini söylemeye çalıştım. Şimdi biraz evvel söylediğimiz siyasi evlilikler dışında iktisadi sebeplerle yapılan evlilikler de tarihte de olmuş, günümüzde de oluyor. Tabii bunun biraz denklikle de alakası var. Yani ailede kurulurken denkliğin de gözetilmesi gerektiğini dile getirmek lazım. O bahiste belki bu konuya biraz daha ayrıntılı bir şekilde girebiliriz. Evet. Ama yani gerek diyelim siyasi bakımdan, gerek çeşitli beklentiler bakımından ya da sahip olunan imkanlar, mesela zengin fakir arasındaki evlilikler, veya miras bölünmesin diye akraba evlilikleri hocam, değil mi? İşte uygun olur mu, kavgalar olmaz mı? Diye. Ne tür sonuçlar doğurur? Tabii bunlar konuşulur. Evet. Ama yere gelmişken kısaca söyleyeyim. Ayrıntısına fırsat olursa girmek isterim doğrusu. Denklik de bir yuva kurulurken, yani bir evlilik yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bir önemli bir konudur. Ama %100 şart da değildir. Yani o denklik olmadan da evlilik yapılabilir mi? Mümkündür. Meşrudur ama yürütülebilir mi? Yürütülebilir mi? O da mümkündür ama yürütülme ihtimali düşüktür. Sorunlar, evet. Sorunlar. Düşüktür. Fakat buna rağmen, yani denklik olmadan kurulmuş ve çok iyi yürümüş aile yapıları da var. Hocam bu denkliği biraz isterseniz açalım. Şimdi denklik deyince böyle muallakta kalıyor ya tanımlar. Evet. Yani bunun içerisinde ne var işte? Yani psikoloji, ahlak, işte mal, para, her şey mi yani? Şimdi tabii denklikte belki en büyüğü beklentiler. Hmm. Beklentiler. Yani eğer ne istiyoruz? Yani tabii, taraflar yani, evlilikten aynı şeyleri mi istiyor? Evet yani. Evet, dediğiniz evet, gibi tarafların şey, ne istediği önemli. Hmm. Şimdi eğer bu beklentilerde bir denklik yoksa, yani o anda zengin mesela olsun veya olmasın. Olmasın. Ama beklentisi bir zenginlik veya bir zenginin yaşadığı hayat standardı ise, o beklenti karşı taraf tarafından yerine getirilemezse o evlilik evet, sağlıklı yürümez. Olmuş, evet. Belki yürür ama işte huzursuz bir evlilik yürür. En başta ilk saydığımız aileye de ilk saydığım benim şey özellik huzurdu. Yani aile huzurun yeridir öncelikle. Diğerleri daha sonra gelir benim anladığım kadarıyla. O beklentiler uymazsa huzuru temin çok zor. Tabii şöyle bir şey de var. Şimdi eğitim diye bir şeyimiz var malum. Yani öğretimle eğitimi ayırmak lazım. Bizim asıl konumuz değil ama bu vesileyle kısaca temas edeyim kullandığımız kavramları anlatabilmek için. Şimdi öğretim belli bir şeyi karşıdakine bilgi olarak vermektir. Aktarmak. Ha, aktarmaktır. Mesela sigara içmek zararlıdır. Bu bir öğretimdir. Eğitim ise değişik tarifleri var eğitimin. En kısa, en kolay tariflerinden birisi şudur eğitimin. Kişi davranışlarında değişikliğe sebep olacak bir süreçtir. Yani bir defalık bir bilgi aktarımı öğretimdir ama pek eğitim sayılmaz. İstisnai olarak olabilir ama genel olarak eğitimde bir süreç kastedilir. Mesela sigaranın zararlı olduğunu ben birisine söyledim. Pakette yazıyor zaten. Evet, pakette de yazıyor. Öldürür yazıyor şimdi. Evet. Bu bir öğretim. Dolayısıyla demek ki bütün sigara paketleri öğretim yapıyor. Evet. Ama sigara paketleri eğitim yapıyor mu? Onu şu açıdan değerlendirmek lazım. Ya da şu sonuca bakarsak bir hükme varabiliriz. O sigarayı içenlerin sırf pakete bakarak sigarayı terk etme oranı var mıdır? Öyle bir şey var mı? Varsa oranı nedir?
Eğer var işte o zaman onu bir eğitim vasıtası sayabiliriz. Şimdi eğitimi bir, o sigara üzerinden örnekle tekrar anlatayım. Sigara zararlıdır demek öğretimdir. Kişinin sigarayı azaltmasına veya terk etmesine sebep olacak işlemler, eylemler, süreci eğitimdir. Biz de zaman zaman, ben eğitim fakültesinde de görev yaptım. Maalesef bazen ders içerikleri veya adlarında bile karıştırılma oluyor. Yani bir mesleki bir şey olsun, öz tenkit olsun bu. Ben de o camiadan birisi olarak. Yani öğretim yerine eğitim kelimesi kullanılıyor zaman zaman. Halbuki işte o eğitim kişiye sigaranın zararlarını öğretmek değil. İşte sigarayı yani, terk ettirecek bir işlem yapmak. Şimdi bu mesela din eğitimi alanında, bizim alanda ben bazen yüksek lisans sınavlarında şunu sorarım. Türkiye'de bildiğin din eğitimcilerini say derim. Şimdi tabii öğrencilerin aklına daha çok ilahiyat fakültelerinde din eğitimi ana bilim dalında görevli hocalar gelir. Onlar tabii ki din eğitimcisi. Ama buna ilave edilecek başka şeyler de var. Adına ne derseniz deyin. Akademisyen olmayabilir, hatta diploması bile hiç olmayabilir. Mümkündür. Eğer birilerine din konusunda onun tavırlarını değiştirecek bir şeyler yapabiliyorsa bir insan, o din eğitimi yapmıştır. Ha bu kısa süreli olabilir. Ona din eğitimcisi pek demezler. Ama uzun süreli bunu kendisine vazife edinmiş, dert edinmiş, bu konuda sürekli işlem yapan ama titrinde herhangi bir doktor vesaire yazmayan kişi de din eğitimcisidir diye öğrencilerimize biraz eğitimi anlatmak için. Hocam bu aileye dönüp toparlayalım mı burayı? Evet. Aile konusunda yani kuruluşu, biraz sonra temas ederiz demiştik. Tanımını bir yapalım hocam da tekrar. Tanımını i̇şte, özetlersek. Ailede tabii huzur deyince sıcak bir yuva. Evet. Aile deyince bizde çekirdek aile kavramı var. İşte karı, koca ve çocuklardan oluşan küçük aile. Tabii toplumların sosyolojik geçmişleri ve içinde bulundukları duruma göre bu çekirdek aile kavramı genişliyor veya daralıyor. Bu modern denen batı etkisindeki ve batı başta olmak üzere kendisi ve onun etkisindeki toplumlarda gittikçe bu çekirdek aileye doğru bir dönüşüm var. Yani artık aileler o da yok gittikçe hocam. Küçülüyor. Yok artık yeni modellerde o da yok. Evet. Yani. Evet. Yani orada çekirdek aile deyince karı koca ve çocuklar. Ama şöyle düşünün. Bir karı koca var, çocukları var, onların evlenmiş çocukları var. Onlar da hep birlikte daha büyük mekanlarda. Mesela bizim birçok yerimizde, yani coğrafyamızda birçok yerde olan ortada bir avlu. O avluya bakan birkaç tane ev. O evde işte o dede nine olmuş ailenin büyüğü, sonra onun evli çocukları, onların çocukları. Bunlar da bir topluca bir aile ya da küçük ailelerden oluşan bir aile. Mahalle. Bunlar bazen daha da büyük aşirete falan doğru giden yapılar da olabilir. Ama bizde aile deyince daha çok çekirdek aile ve onun çok yakın çevresi. Yani eşlerin anne babası ile birlikte anlaşılır. Ve orada temel hedef bir huzurun sağlanması. Birlikte gerek fiziki gerek psikolojik problemlerin veya imkanların paylaşılması. Hayatın devam etmesi için psikolojik ve fiziki dayanışma, iktisadi dayanışma ve çocuk yetiştirilmesi. Evet. Bunlar aileyi kısaca toparlayabiliriz. Şimdi burada tabii aileyi tanımlarken şuraya geldik. Hani benim yani zihnimizde dolaşan şey şu. Hani bugün aile deyince yani hatta bunu dinde de konuşmuştuk. Hani din deyince sanki böyle hani olağanüstü yani olağan dışı hayata böyle sonradan eklemlenmiş. Şimdi aile de aslında bu sizin konuşmalarınızdan buradan Hidayet Hocam'a hani söz vermek istiyorum. Yani aile deyince aslında bu aslında rutin bir şey. Yani birazdan konuşacağız belki olması gereken bir şey. Yani böyle çok hani bazen bizim toplumda insanlar diyor işte çocuk çocuk büyümüş işte falan. Halbuki sanki böyle yani şeymiş gibi hani yani beklenmiyormuş gibi. Farkına varmadan. Ha, ya da işte ben en son şeye takıldım yani mesela. Çocuklara işte mantık anlatıyoruz. Şimdi mantık deyince çocuğun zihninde şöyle bir şey oluşuyor. Yani hani hiç görmediği, duymadığı bir şey. Biz yeni bir şey icat edeceğiz. Halbuki var olan bir şeyi konuşuyoruz hani insanların zihninde. Yani bunun şunu belki vurgulamak gerekir Hidayet Hocam. Yani bence yani bu normal bir süreç. Yani normal, rutin olması gereken bir süreç. Gerçi ben orada bir kavrama takıldım. Onu konuşacağız. Mesela meşruluk.
tanımı var ya, yani en temel kriterlerden biri, onu belki açacağız ama bu belki bu fıtrilik, asilik hususunu biraz açmak istersen de hocam, yani ben bir giriş yaptım. Şöyle söyleyelim, tabii biz yaratılışa inanan insanlarız elhamdülillah. Evet. Dolayısıyla ilk insandan itibaren Allah-u Teala çift olarak yarattı insanları ve bir şekilde bu insanları da birbirine muhtaç formatta yarattı. Dolayısıyla bunların birbiriyle olan ilişkilerini doğru zemine, meşru zemine ve sahih bir formata sokmak için işte ilk peygamberle beraber artık bunların esaslarını da yavaş yavaş Allah-u Teala insanlara öğretti, anlatmaya başladı. Tabii hani hep konuşuyoruz, mesela Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa gelmiş. Orada artık o 10 sayfa içerisinde aileye ne kadar yer ayrılmışsa, ne kadar hüküm, ailevi hükümler varsa o şekilde önce kendi yuvasını bu hükümler çerçevesinde kurmuştur. Daha sonra ise çocuklarıyla beraber insanlığın çoğalması için efendim yuvaların kurulmasını sağlamıştır. Hazreti Adem, Adem Aleyhisselam. Hocam özür diliyorum. Şimdi burada Hüsnü Hocam da şey yaptı. Hani ben yanlış anlaşılmasın ya da eksik anlaşılmasın diyelim. Bu insanlığın çoğalması deyince, yani ona şunu ilave etmek gerekiyor. Belki bugün özellikle insanların zihninde. Ya çocukları affedersiniz, hani böyle çocukları yaptık bıraktık değil. Yani ona belki şeyle ilave etmek gerekiyor. Çocukların yani nesillerin yetiştirilmesi. Tabii. Değil mi? Yani çünkü biz hani çocuk nesillerin devamı deyince böyle yani çok şey, özür diliyorum hani şey, ama mesela şöyle anlaşılıyor. Yani üreme sadece salt bir böyle mantık anlaşılıyor. Halbuki yani burada en kritik belki şeylerden hocam, biri. Hocam tabii asıl olan önce doğmak. Belki onu ilave etmek gerekiyor. Tabii. Eksik anlaşılmasın. Doğduktan sonra işte eğitim aşamaları belki hala belki doğmadan önce başlıyor. Yani insan bir aile içerisinde doğuyor. Yani ama ona tabii, muhtaç olarak doğuyor yani evet. Mesele sadece doğmak değildir. Dediğiniz gibi aile zaten ilk mektep. Dolayısıyla temel eğitimleri aldığı, hatta bilgi seviyesinde değil, hocamız da ifade etti. Yani öğretim de gerçekleşir ailede ama ailede asıl olan, gerçekleşecek olan şey eğitimdir. Ve o davranış modelleriyle beraber insan ailede yetişmeye başlar. Yani dil, şimdi burada dil, inanç, tabii. örf, dil yani en basit dilimizi biz... Tamamını aileden diğer alır. Ana dili biz... diyoruz. Bakın anneden alır. Evet. Gerçi daha çok anne meşgul olduğu için galiba. Ana dil diyoruz. Ana dil diyoruz. Yoksa baba dili de denilebilir. Aile dili de denilebilirdi ama ana dili denilmiş. Daha çok anneyle meşgul, anneyle birliktelik sağladığı için. Şimdi hocam şuraya gelmek lazım. Yani insanı bir kere Allah-u Teala çift olarak yarattığını Necim suresi 45. ayette ifade ediyor. Veya işte Hucurat suresinde ifade ediyor. Teklik yani bir mahluk için, bir beşer için mümkün olan bir şey değil. Tek kalsaydı insan belki bunalımlarda sürüklenecekti. Belki efendim kendisini toparlayamayacaktı. Bu sebeple bir çifte muhtaç şekilde bir psikolojide, fıtratta yaratılmış. Dolayısıyla yani evlilik fıtridir, doğaldır. Hani evliliği ve evlilikle başlayan aileyi kurmayan insan aslında doğallığa karşı bir yani davranış bir sergilemiş yani. Olur. Evet. Biliyorsunuz Allah'ın kanunları veya kanunlar diyelim, yaşadığımız hayatın kanunları, bunlarla mücadele edilmez. Yani kanuna karşı mücadele edemezsin, kevni kanuna, yaratılış kanununa karşı. Dolayısıyla evliliği bir şekilde meşru bir alana oturtmak lazım. Bunu da tekrar ediyorum. Yine yolunu göstermiş ilahi kitaplarla, peygamberlerle ve o şekilde devam etmiş. Tabii bir açıdan baktığımızda mesela hukuki açıdan da bir akittir evlilik. Sorumluluklarını ve haklarını bilen iki insanın karşılıklı olarak efendim bir birlikteliğe adım atmalarıdır. Değil mi? Hatta bizim eskiler söylerdi, iki beden ama bir can gibidir evlilik. Yani öyle bir evlilik anlayışı vermiş ki bize ecdadımız veya dini anlayışımız. Bu bağlamda hani İslam'da mesela evlilik teebbüt ifade eder. Belki birazdan gelecek. Yani böyle muvakkat evlilikler kesinlikle makbul değil. Dolayısıyla yani nikahlanacağınız zaman siz öyle bir yuva kuracağınız zaman öyle bir niyetle kuruyorsunuz ki asli bir niyet bu yani. Asla efendim biraz gönül eğlendireyim veya efendim biraz bu da nasıl bir ortammış aile denilen şey bir görelim falan diye deneyebileceğiniz, deneyivereyim, bakayım vereyim diyeceğiniz bir ortam değildir aile. Aile ciddi bir iştir,
fıtri bir ortamdır. Tekrar diyorum, hukuki sorumlulukları, sosyolojik örfi işte, sorumlulukları, sonuçta, evet vicdani sorumlulukları, psikolojik belki gereklilikleri ve sosyal sorumlulukları olan bir alandır. Bu bağlamda hocam yani olması olmazıdır. Yani toplumun temel birimidir ve muhafaza edilmesi, canlandırılması adına efendim mücadele vermek gerekir. Bir şey daha ifade edip sözü inşallah bırakayım hocamıza. Yani bu bağlamda oluşan yeni sosyal çevreyi de iyi değerlendirmek ve doğru ilişki ağını kurabilmek lazım. Zaten bir kere ailede karı koca arasındaki o iletişim ailenin sürekliliğini sağlar. Ama o dışa dönük ailenin temelden sonra haleler halinde açılan çevresi, yani hemen babalar annelerle beraber başlayan o çevre, oradaki ilişkileri de doğru yürütmek, doğru devam ettirmek lazım. Bütün bunları tekrar ediyorum. Aslında insani şeyler. Düşünse insanoğlu bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesiyle oluşan, merkezde bu evliliğin olduğu ve çevresel daireler şeklinde halelerle yayılan ilişki ağının korunması, dengeli bir şekilde devam ettirmesi gerektiğini yine bilir ama tekrar ediyorum, bunu bize öz bir şekilde yine dinle, peygamberlerle bildiren bir ilahi sistem var. Elhamdülillah bunu da sevinmek ve mutlu olmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi o zaman özetlersek hocam, birincisi şu: aile bir kurum ve çeşitli yönleri olan bir kurum. Burada özellikle hani gençlere şey yapmak lazım. Yani aile sadece iki kişinin birbirinden etkilenmesinden ibaret değil. Evet. Ha, beklentiyi de Hüsnü Hocam'ın dediği gibi doğru tutturmak lazım. Yani ben başka bir şey bekliyorum. Yani aslında burada da şöyle bir şey var. Yani bir insan, aslında bu bir plan. Yani bir nevi bir ticaret. Yani bir iş yaparken bir plan yapıyorsunuz. Yani ben burada ne bekliyorum, ne sonucu elde edebiliyorum, ne karşılıklı bekliyorum. Aslında bunlar da baştan bilincinde olmak gerekiyor. Yoksa şeyden sonra hani o bunu yapınca öğreniyoruz ve maalesef bunun da bedeli acı oluyor. Bir başka şey de burada meşruluğa biraz vurgu yapacağız. Bu aynı zamanda da yani hayatın bir rutini, yani evet, küçümsemek için demiyorum ama normal bir süreç. Yani böyle çok da ne diyelim, olağanüstü psikolojiyle girildiği yani, zaman belki hayal kırıklığına veya başka şeylere de sebep olabilir. Evet. Dediğiniz gibi doğuma nasıl hayatın bir başlangıcı olan bir eylemse, ölüm nasıl sonuysa, aradaki eylemlerden bir tanesi de evliliktir yani. Yani evet, bu dolayısıyla çünkü, ve olması gereken evet, bir... Evet, bu ifrat ve tefrit meselesinde evet, yani faaliyettir. Bu gerçi şeyi konuşacağız belki, hukuk meselesinde. Hani beklentileri gerçekten makul yani oluşturmak gerekiyor. Yani ne istiyorsun? Hı. Çünkü özellikle hani biz şimdi bazen böyle çocuklarla konuşurken ne bekliyorsun? Şimdi çocuk, yani çok uzatmak istemiyorum ama olayı bir toparlayabilirim anlamında. Yani ne bekliyorsun diyor. İşte şimdi soruyorsun çocuğa. İşte... yani biraz da bunları sorgulamak için söylüyorum. Hani belki Hüsnü Hocam buradan şimdi söz hakkı doğacak. Ya şimdi erkek geliyor, işte hocam işte bir kız var kapalı. İşte kız geliyor, hocam işte biri var namaz kılıyor. Ya diyorum ki siz Kur'an kursu mu açacaksınız? Hani beklentiler ne? Yani gerçekten o beklentileri, o denklik dediniz ya hocam. Ben o denkliği özellikle vurgulamak istiyorum yani gençler için. Çünkü yani ne istiyorsun, ne arıyorsun, aradığın şey gerçek mi? Hatta bu gençlerle ilgili bir ara muhabbet etmiştik. Ya bir, gencin ne istediği önemli. İki, benim gencin ne istediğini düşünmem önemli ama asıl önemli olan şey şu: gerçekte gencin ne istemesi gerekiyor. Çünkü benim kafamda bir şey var İdare Hocam, sizin kafanızda bir şey var ama normalde de Hüsnü Hocam oradan bakıyor, diyor ki ikinizin kafasında bir şey var ama aslında bunun normali de bu. Ben bu ilaveyi toparlamayı yapayım, sözü Hüsnü Hocam'a vereceğim ama Hüsnü Hocam size bir soru sorarak vereyim. Tabii toparlama şeyiniz var, konuşuyordu zaten biz de. Çünkü burada şey yaptık ki hocam, yani evliliğin en önemli şeyi, yani birlikteliği burada en önemli meşru kılan şey, meşruluk. Yani ana, zaten kavganın çıktığı yer de burası hocam. Yani yani meşrulukta zaten biz kavga ediyoruz. Yani diyelim ki hani evliliği kabul etmeyen, istemeyen ya da evlenmek istemeyen kişinin asıl takıldığı nokta meşruluk. Çünkü niye? Meşruluğun bir sınırlaması var ve bunun bir bedeli var. Ha, bu toplumda belki onu ilerleyen süreçlerde konuşacağız. Bu toplumda da evliliğe ilaveten yapılan bir takım yüklemeler var. Bu meşruluğun tanımını biraz belki hocam aşmak gerekebilir. Hani evliliği nasıl kuruyoruz bağlamında ben bu soruyu sorarak size sözü bırakmak istiyorum hocam. Buyurun, ben biraz da araya girdim ki söz hakkı da olsun hocam. Yani. Abi, konuşmanız içerisinde sadece bir meşruluk değil, birkaç şey daha geçti. Onlarla ilgili de bir şeyler söylemek isterim ama meşruluktan başlayalım. Şimdi tabii meşru kelime anlamı, şer kelime olarak kanun, hukuk demektir. Meşruluktan maksat
kabul edilen hukuka uygunluk demektir. Yani A hukukuyla B hukuku arasında farklar varsa, diyelim biri İsviçre hukuku, birisi de bilmem Fransız hukuku olsun. Birinde meşru olan diğerinde meşru olmayabilir. Yani meşru derken o hukukun kurallarına uygunluk demektir. Bir bizim toplumumuzda, bir Müslüman toplumda meşruluktan kastedilen o İslami kurallara uygunluktur. Onun dışında devletin kabul ettiği... Yani kuruluş şartları var işte, evet. Tabii yani hukukun var. Kurallarına uygunluk kısaca bu. O hukuk neyi gerektiriyorsa o. Meşruluk o. Şimdi tabii bir de hukukun böyle evrensel ve tabii hukuk denen bir yapı var. Yani maruf. Ama burada girmeyeceğiz bizim asıl konumuzu dağıtmamak için. Ama şunu söyleyelim. Şimdi fıtri diye bir kavramımız var. Fıtrat yaratılış demek. Fıtri de yani insana yaratılıştan verilen bazı özellikler demek. Fıtrallah fıtraten nasıl evet. Şey. Fıtrallah fıtraten nasıl aleyhi. Şimdi şunun gibi bir bilgisayar alıyorsunuz. Eğer bilgisayara temelde bir mesela DOS programı yüklenmemişse o bilgisayar hiçbir işe yaramaz. Bir şey yapamazsınız. Yani o bilgisayarın satıcısı o bilgisayara bir program yüklüyor. Sonra o programla uyumlu programları onun üstüne yükleyerek çalıştırabiliyorsunuz. İşte ofis programları gibi, daha başka programlar gibi. Bunun gibi insana yaratılıştan verilen özellikler var. Bunlara fıtri özellikler ya da bedihiyat deniyor. Bunun daha çok bilgiye dayalı olan kısmına bedihiyat deniyor. Şunun gibi, şimdi bir ördeğin yavrusu yumurtadan çıkar. Ona herhangi birisi, kendi anası dahil, öğretmeden yüzer. Aynı işlemi her varlık yapamıyor. Ya da o yüzmeyi öğretmeden yapabilen ördek bazı şeyleri öğretmeden yapamıyor. İnsan için de bu geçerli. Yani o bilgisayardaki DOS programı gibi o yaratılıştan fıtri olarak olmayan özellikleri yerine getiremiyor. Ona bir şey ekleyemiyorsunuz. Yani yaratılıştan bazı şeyleri biliyor. Mesela insan yaratılıştan hırsızlığın kötü olduğunu bilir. Bazılarına garip gelebilir bu ifade. Bunun delili şudur. Emen bir çocuğun ağzından emziği çektiğinizde onu bırakmak istemez. Dudaklarıyla yapışır. Biraz daha büyükse eliyle yapışır. Yani kendisine ait olan ya da ihtiyacı olan şeye sahip olmak istiyor. Veya ateşe elini dokundurur. Ayrılmak istemiyor. Ateşi belki bilemiyorum. Yani o öğrenmeli olabilir ama yani daha... İkinciye dokunmuyor hocam. Evet. Söyleseniz de dokunmuyor. Efendim? İkinciye söylesen de dokunmuyor. Evet. Yani bunun gibi birçok şey. Yani o şey en ilk başta gördüğümüz tavırlar olduğu için ben emmekten örnek evet. verdim. Yani emen bir çocuk annesinden veya emzikten. Emen bir çocuk onu çektiğiniz zaman o sütü ağzından bırakmak istemez veya ağlar. Bunu ona kimse öğretmiyor. O ona fıtri olarak veriliyor. Bunlara işte mantıkla bedihiyat diyorsunuz siz malum. Felheme fücura ve takva hocam işte. Yani yaratılıştan var. Şimdi bunun gibi yaratılıştan verilen özellikler var insana. Hukukun da böyle yaratılıştan verilen şeyler var. İşte bu mesela hırsızlığın, çalmanın ya da başkasına ait bir malı almanın yanlış olduğu yaratılıştan veriliyor. İşte bu çocuğun kendine ait o emeceği şeyi, sütü sahiplenmeye çalışması bunun en basit, en temel örneğidir benim kanaatimce. Şimdi o zaman meşru olabilmesi için bir eylemin o sahip olunan hukuka uygun olması lazım. Şimdi devletler arasında hukukta farklılıklar var. Ama bir de bütün insanlıkta olan, yaratılıştan verilen bir hukuk anlayışı var. Dolayısıyla herhangi bir coğrafyaya, herhangi bir devlete, herhangi bir sisteme göre değişmeyen temel hukuki kavramlar var. Ama insan yaratılıştan olan bazı özelliklerini de bozabiliyor. Kötüye kullanabiliyor. O hırsızlığa karşı yaratılıştan verilen özelliği bozup hırsızlık yapması gibi bozabiliyor. İşte şeyin de, evliliğin de, ailenin de o meşru olması lazım. Meşru olmanın pratikte ifadesi şudur. O anda mevcut olan hukuka göre evlilik yapılması lazım. Ya mevcut olan hukuk neyse o hukuka göre evlilik yapılmış olması lazım.
Her toplum yani için bunun tanınması, bir takım hukuki tarafları, sosyolojik tarafları, nesep, mal varlığı olduğu için yani diyorsunuz ki bunun bir kere yani şey kabul edilebilir olması gerekiyor. Tabii yani hukuken kabul edilmesi demek maruf, meşhurluk. Belki hocam marufun belki bu anlamı var mı diye düşünmüşlüğüm vardır. Yani mesela diyor ya işte kadınlar haklarını maruf olarak verin diyor. Aslında evet. O marufun belki hani makul, örfi, işte kabul edilebilir. Sanki maruf kavramında hocam yani hukuk şartlarıyla bağlı bir anlayış değil de daha çok vicdani bir sınır anlaşılıyor gibi. Ama ha, olabilir burada, ya da şey de olabilir. Meşru deyince hani zaten direkt hukuki kullanabilir anlaşılıyor. Hocam evet. Orada o marufta tabii benim anladığım kadarıyla marufta o fıtri olan, bedihi olan özellik de var. Şey yani makul yani de olacak. Sizin dediğiniz diyor. Şeye kapıya çıkıyor. Evet makul yani olan tarafı da yani. İnsanın normal şartlarda kendisi için yapılmasını istediği şey. Bunu hadis-i şerif çok güzel, çok evet, kısa evet. ifade buyurmuş ya. Diyor ki kendin için istediğini, kardeşin için de istemedikçe iman etmiş olmazsınız. Şimdi toplumumuzdaki problemleri düşünelim. Küçük ve büyük problemleri. Sadece bu ölçü uygulasak. Yani kendimizi karşısındakinin yerine koysak. Bu işlem yapılsaydı ben nasıl karşılardım? Hoşuma gitmezdi, o halde yapmayayım. Hoşlanırdım, o halde yapayım dese insanlar, bugünkü toplumdaki ortaya çıkan problemlerin en aşağı %30'u, belki daha fazlası ortadan kalkar. Çok basit, evet. Çok basit, kural çok basit. Yani kendini karşıdakinin yerine koy, yani empati yap. Evet, evet. Empati yap ve de ki, ben onun yerinde olsaydım ne düşünürdüm? Yani mesela diyelim ki hastanede öne geçtiniz. İşte geçtim. Evet. Şey oluyor işte senin önüne biri geçtiği zaman rahatsız oluyorsun mesela. Ama geçerken uygulamıyorsun. Ama geçtiğinizde şey aynen yapıyorsunuz. Aynen öyle. Yani mesela en basiti yani. Tek yönlü bir yola ters istikametten girdiniz. Haklısınız. O sırada arkası size dönük birisi kaldırım şeyden yolun ortasından tangır tungur yavaş yavaş yürüyor. Şimdi eğer ona kızarsanız haksızsınız. Neden? Siz kendiniz zaten bir ihlal de evet, bulunmuştunuz. Yani kendimiz olduğunu kural hemen kızıyoruz ama. Yani ya kardeşim sen kuralı ihlal ettin. Öbürü de kuralı ihlal ediyorsa bile niye kızıyorsun? Canım ne var ben bir defa ihlal ettim. Herkes bir defa ihlal ederse ne olur? Hocam aslında şimdi, o maruflukta şey mesela bir şey dediniz ya evrensellik. Mesela yani şöyle bir mevzu var. Mesela temiz olan yani mesela kimse pis olmak istemez mesela değil mi? Evet. Hani yani herhangi birine... Hani pis desek veya diyelim ki özür diliyorum gayrimeşru desek veya diyelim ki kafir desek kimse bunu mesela pis olan bir şeyi kimse istemiyor. Ama temizin aslında kavga nerede çıkıyor? Mesela pisin tanımında değil mi? Mesela bazı kültürler var evet. Adam bir şey yiyor normalde ben ona pis diyorum ona pis desem kavga ederiz. Aslında da pisliği kabul etmiyor evrensel bir şey çünkü insan temizi sever ama pisliğin tanımı değişiyor. Aslında gayrimeşruluk ve meşruluk da böyle bir şey aslında. Yani normalde herkes meşru olanı istiyor değil mi? Yani hak ama belki o meşruluğun tanımında bir takım farklılıklar. Mesela diyelim ki hırsızlık mesela diyelim ki kötü bir şey. Ha ama mesela diyelim ki bazı toplumlar belki hırsızlığı, hani bu nefsi boyutu da var ama bazı toplumlar belki hırsızlığın tanımını genişletmiş olabilir. Hani bu hırsızlık sayılmaz muhabbetine. Tabii o zaman şimdi şöyle bir şey i̇şte var. Evrensel ben, tarafa vurgu evet, yaptınız ya. Yani şimdi evet. Evrensel bir de fıtri ve bedihi yani yaratılıştan gelen yönü var. Bir de öğretilen yönü var. Şimdi hukukun da böyle. Yani evet, bir evet. Tabii hukukta her yerde kabul edilmesi gereken diyelim hırsızlığın kötü olması gibi kurallar var. O yaratılıştan geliyor. Ama ona ilaveten bir de daha sonra teoriyle veya ilahi emirlerle gelen ayrıntılar var. Onları herkes düşünerek yaratılıştan bulamaz. Bu ikisi bir araya gelince yani o tabii hukukla sonradan öğretilen ve düzenlenen ya da bildirilen ilahi güç tarafından bildirilen yönleri birleşince hukuk bir bütün olarak ortaya evet. çıkıyor. İşte o zaman meşru deyince meşru kelimesinden hareket etmiştik. Meşru deyince kabul ettiğimiz hukuk sistemine göre kabul edilen doğru kabul edilen şey. Tabii bir Müslüman olarak meşru dediğiniz Allah-u Teala'nın huzuruna çıktığı zaman insan hesabını verebilecekse meşru oluyor. Evet. Hesabını veremeyecek bir şeyse gayrimeşru oluyor. Çok kısa bir tanım bu. Evet. Şimdi o dolayısıyla yani o neyin meşru olup neyin olmadığını bilmek lazım. Bu konuda mesela şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi gazete var. Resmi gazeteyi fiziki olarak gören veya okuyan oranı bilmiyorum.
binde kaçtır? Toplumda. Artık gelmiyor hocam, sistemden ama takip ediyoruz. İşte şeyden, yani fiziki olarak gelmiyorsa da dijital ortamda var ama. Dijital ortamda var, her gün yayınları takip etmek zorunda. Eskiden gece 12'de yayınlanmaz, ya da yayınlansa da sabah biz okuyabilirdik, şimdi 12'de de okuyabiliyoruz. Evet, evet, yayınlanıyor, okuyoruz, takip ediyoruz. Evet, ama şu var, hukuki olarak bütün vatandaşlar veya vatandaş olmasa da bu devletle ilişkisi olan bu, ya da burada, bu topraklarda geçici de olsa yaşayan kişi orada yayınlanan kendisiyle ilgili konuları okumakla mükelleftir. Okumuş sayılır. Yükümlüdür. Okumuş sayılıyor. Yani kanunu bilmemek mazeret değildir yani. Yani ben hırsızlığın suç olduğunu bilmiyordum. Adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum. Veyahut da işte falan kanunu ihlalin suç olduğunu bilmiyordum. Mazeret değildir. Tabii o ilahi hükümler için de bu geçerli. Tabii ki. Yani, yani o beni ilgilendiren, beni yükümlü tutan hukuktan haberdar olmam lazım. Kabul ettiyseniz. Kabul ettikten sonra sorumluyuz. Kabul ettiyseniz, ama şöyle, kabul etmeseniz de, eğer kabul etmeyen için de yükümlü tutuyorsa, evet, ilahi irade, mesela imanla yükümlü tutuyor Allah-u Teala. Ben kabul etmesem de Allah'ın huzuruna gideceğim. Bedelini ödeyeceksin. Zaten hocam şey diyor, dileyen bedelini ödemek şartıyla. Tabii, lazım, yani o, dolayısıyla yani. Şimdi bazı konular dediğiniz gibi kabul ederseniz sorumlusunuz. Ama bazı konularda kabul etmeseniz de sorumlusunuz. Evet. Beşeri kanunlar için de bu geçerli. Evet, aileden biraz genişletti. Evet, yani ailenin tanımı, şartları, kuruluş şartları. Hani ikinci bölümde devam edeceğiz. Bazı hususları burayı toparlayalım diye. Hidayet hocam belki şeyi... Bir de beklentiler demiştiniz. O konuda bir cümle söyleyebilir miyim? Evet. Uzatmadan. Siz gündeme getirmiştiniz. Şimdi bazı şeyler baraj şarttır. O olmazsa olmaz. Ama yeter şart olmaz her baraj şart. Yani işte evlilikte mesela işte beklentileriniz farklı olabilir ama sonradan değişebilir. Kanaatiniz değişebilir. Yani ilk başta beklediğiniz şeyin doğru olmayacağını ya da değişebileceğini ya da vazgeçilebileceğini düşünebilirsiniz. İşte bu evliliğin yürütülmesi esnasında bunların da göz önünde bulundurması lazım. Yani evet, kurulma aşamasında risk hocam, risk. Göz önünde bulundurmaya çalışırsınız. Bazen de es geçersiniz. Aklınıza gelmez ya da işte beklentiniz farklı olabilir. Onun için beklentilerin bu diye her zaman ısrarlı olmak da gerekmez. Evet hocam, o şimdi evet. Şimdi insan belirsizliği sevmez. Evet. Yani bu aynı zamanda bir tabiat yasası. En az şeyde risk, en az şeyle. O yüzden hani biz İşte diyoruz ki işte 10 yıl önce böyleydi, hala öyle olsun. Aslında bu toplumlar için de geçerli. Beklentileri belirleyen şey de o dönemin şartları. Tabii asgarisi, yani şöyle asgarisi var. Yani hani şeyde anlaşmak gerekmiyor. Evet. Hidayet hocam, şimdi burada yani bu evliliğin tanımında şöyle bir şey de var. Onu da sorup bu ilk aramıza gidelim. Bir şeyimiz var. Yani evlilik işte nedir? İşte meşruluğu biraz konuştuk. Bunun şey soralım hocam, ya nasıl kurulduğunu biraz konuşur gibi olduk ama şey toparlayalım hocam. Biraz girelim isterseniz nasıl kurulduğuna. Nasıl kurulduğuna biraz girelim. Bir de hocam isterseniz şuradan başlayalım. Yani yani evlilik dedik fıtri bir durum, doğal bir durum. İşte meşruluk şartlarını konuştuk da. Hani gerekli mi yani? Yani bunu da biraz isterseniz değinelim yani. Bu çünkü evet, zihinlerde var ya. Gerekli mi evlenmesek ne olur yani diyenler var. İşte ya da, işte, gerçek... ya da diyelim evliliğe ne gerek var? Bu başka şekilde bunlar tölere edilebilir mi? Evet, evet. Yani evlilik kesinlikle gereklidir. Evlilik bir kere fiziki olarak bir gerekliliktir. Fiziki ihtiyaçlar açısından artı duygusal, psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan her türlü gereklidir. Şimdi siz evlenmediğiniz zaman sonuçta fiziki ihtiyaçlar var ve bir şekilde... Hani eğer ailede çocuk doğmadıysa, aile dışı doğan çocuğun bir nevi artık onu diğer varlıklar gibi onun doğum değil de üreme diyebiliriz. Çünkü insan olarak yetiştiren kurum aile. Yani bir kız çocuğu doğduğu zaman mesela annesiyle otura kalka kızlığı, hanımlığı, kadınlığı öğrenerek hayata devam ediyor. Erkek babasını rol model alarak... Efendim erkekliği ve aile reisliğini veya işte sorumluluklarını öğrenerek yetişiyor. Dolayısıyla hani derler ya, ne kadar çabaladıysam çabaladım, babamın aile formatından belli özellikler üzerimden atamadım der. Bazı insanlar bunu genel olarak, geleneksel olarak söylerler. Yani dediğim gibi çocuk babayı rol model alıyor erkek,
kız efendim anneyi. Yani siz bunu gayrimeşru yollarla bu üreme gerçekleştiği zaman aile ortamından yoksun, kıyıda kenarda korumasız, efendim ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan insanlar yetişiyor. Ve bunlar öyle problemli insanlar oluyor ki hocam. Yani psikolojik olarak çöküyor. Mesela intiharlara bakın çoğu o tarz. Anası yani. Babası tam bilinmeyen. Hani aile neden gerekli? Evlilik neden gerekli? İnsan eğer sahih bir insan olarak hani kendi öz yapısındaki fıtratı selimesini koruyacak formatta devam etsin istiyorsak evlilik şart. Ama efendim yok evlenip doğup insan yetiştirmek esas değil, üremek esastır derseniz evlilik olmasa da toplumda sonuçta insanlar ürüyor. Ama tekrar ediyorum psikolojisi bozuk. Sosyal hayat için, diğer insanlar için ciddi tehlike oluşturabilen bir formatta etrafta birçok insan olmuş olur. Yani dolayısıyla evlilik bu açıdan da şart. Aslında oraya müsaadenizle bir ilave yapayım. Şimdi şöyle bir mevzu var orada. Yani aslında bunun insani yönü şu. İnsan diğer türler içerisinde gelişim süreci en uzun süren canlı. Evet. Yani bir ceylan doğuyor 5 dakika sonra yürüyor. At doğuyor ayağa kalkıyor. İşte aslan doğuyor 6 ay sonra 1 sene sonra yetişkin bir aslan oluyor. İnsanın için bu süreç yaklaşık 20 yıl. İnsan korumaya muhtaç. Yani hani ilgiye muhtaç. Hatta şu var yani ben bunu da burada hani bu belki yani yanlış anlaşılacak bir ifade gibi ama ben bazı insanlar için şöyle düşünüyorum hocam yani hani bunu da buradan söyleyelim. Çünkü hocamın dediğiyle alakalı bir şey. Yani bu herhangi birini itham etmek anlamında değil. Sonuçta herkes kul, beşer, eşit haklara sahip. Yani biz işte gayrimeşru doğdu diye asla kimseyi dışlamadığımız gibi Cenab-ı Hak da bu benim kulumda demiyor Ayşe. Kesinlikle. Fakat şöyle bir mevzu var. Yani burada asıl kritik var. Yani ben bundan da muzdaribim yani. Şimdi uğraşıyoruz işte malum gençlerle uğraşıyoruz. Ben bazen diyorum ki şöyle bazı diyorum veliyle arayayım. Herhalde bu hocam çok suç olmaz değil mi hocam bu? Bazı diyorum veliyle arayayım ya diyorum diyeyim şöyle diyeyim hocam yani hani bunu buradan da yani bu gerçekten bir sorumluluk yani. Ya niye evlendiniz? Hadi evlendiniz niye çocuk sahibi oldunuz? Ya çocuk sahibi oldunuz ya keşke diyorum bunu devlet alsa da büyütseydi. Çünkü gerçekten hocam yani bu kesinlikle bu çocuğun suçu değil. Fakat bu bizim problemimiz ve bunu bu ailelerin yani şu aile kavramı belki gereğini tanışacağım ama tam burada sizi tanımlamak için söyleyeyim. Ya belki bunu konuşacağız. Yani ailenin böyle bir sorumluluğu var. Yani çocuk hayatı nerede öğrenecek? Ya işte devlet, toplum, şimdi aile var yok. Yani biyolojik olarak çocuk sahibi olmuş. Ama bu çocuğun bir takım psikolojik ihtiyaçları var. Yani basit bir şey hocam. Yani çocuk mesela bir kursa gidecek, yönlendirmeye ihtiyacı var. Yani bunlarla karşılaştığımız için söylüyoruz. Yani insan bunlara muhtaç bir varlık yani. Evet. Sadece bunun için bile düşünsek belki aile kurumu. Hani burada farklı görüşten insanlar olabilir kendi cami içerisinde ama ben şunu diyorum yani bu bile düşünülse yani şöyle diyelim yani siz bir birey olarak özgür olmak istiyorsunuz. Peki birey olarak acaba anne babanızın size sahip çıkıp koruyup sizi sevmesini mi arzu ederdiniz, sizi yönlendirmesini yoksa ilgisiz, sevgisiz, sorumsuz, kendi başınıza her şeyi öğrenmişsiniz. Çünkü insan korumaya muhtaç yani. Ha bunun dezavantajları da var. Hani o aileden gelen yapıyı belki bazen hani o güncellemek de gerekiyor olabilir ama gerçekten hani ben hocam bunu yani biraz şey oldu ama müsaade gerçekten bu benim çok hani bakıyorum. Kesinlikle. Çok muzdarip olduğum bir şey. Yani karşında bir insan var. Bunu Allah değerli yaratmış. Yani buna şey vermiş. Sen onunla vakit ayırmamışsın. Yani baba işten gelmiş. Şimdi diyoruz ya şimdi cennet annelerin ayağının altındadır. Bu babaların işine geliyor. Niye? Eve gel ayağını uzat yat. ama tabii işine geliyor hocam şimdi sorumluluğu da ona vermişsin. Tabii biri benim de sorumlu olsa ben de veririm. İnsan kolayı sever hocam yani. Ama baba da cennetin orta direğidir yani. O hadisi kimse, erkekler o hadisi okumuyor hocam. Ben bunun arkasında bir şöyle psikolojik bir şey olmasın diye. Anneye sorumluluğu ne kadar atarsak, çünkü yırtacaksınız hocam. Sorumluluktan yırtıyoruz tabiri caizse. Cennet annelerin ayakta kalsın. Hadi devam edin. Ama baba da orta direği hocam. Şimdi baba sorumlu değil mi yani? Baba mesul değil mi? Şimdi bu sadece babaları itham için söylemiyorum. Yani şimdi diyoruz ki çalışan anne mesela. Gerçi ben bu ara konuk gibi oldum ama neyse idare edeceğim. Telafi ederiz ikinci dönem. Zaten araya giriyoruz diye senden söz aldım ama bitirelim. Aradan sonra sizden devam ederiz. Abla hocam da yok ya. Onunla konuşma hakkını kullanayım. Şimdi hocam yani şey değil. Hani anne çalışıyor problemli. Çalışmayan anne ne yapıyor hocam? Yani, sorunuzun cevabını şimdi mi vereceğiz? Yok, aradan sonra. Devam edelim hocam. Aradan yani burası heyecanlı tamam. Bir hani bu tamam. Dizilerde oluyor hocam. Heyecanlı yerinde tamam, bitiyor. Hocam. Ama hani Hidayet hocam başladığı için hem yani eksik bazen şey yapılabiliyor ifade.
Ama yani böyle bir ya elimizde böyle bir insani bir sorumluluk var. Yani bu insanlarla biz uğraşıyoruz. Evet, kıymetli izleyiciler. Yani biraz neyse ikinci dönem ikinci program şeyde arada ben az konuşurum. Hidayet Hocam'dan devam edeceğiz inşallah konu kaldığımız yerlerden. Sorularınızı bekliyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle inşallah. Evet, kıymetli izleyiciler, tekrar hayırlı akşamlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle, hürmet, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar konuklarımız, tekrar hoş geldiniz. Evet, şimdi İzahat Hocam nerede kalmıştık? Evliliğin tanımını yapıyorduk, gerekliliğini konuştuk. Yani oraya biraz değindik, orada tamamlamanız gereken bir şey varsa buyurun. Evliliğin nasıl kurulduğunu ve bugün nasıl uygulandığını, nasıl uygulanması gerektiğini de bir değerlendirelim. Buradan devam edelim. Yani evlilik nasıl kurulur? Nasıl kurulması gerekiyor? Bunun evet. Farklı modelleri var mı? Özellikle burada yani bence şeye değinmek gerekir günümüzde. Biz bir taraftan insanlara evliliğin işte sünnet olduğunu, işte gerekli olduğunu, işte güzel bir şey, fıtri olduğunu anlatıyoruz ama acaba uygulamamız da buna mı yönelik? Yani insanları evlendirmeye mi teşvik ediyoruz? Yoksa bunları zorlaştırıp ya da evlenmemeye mi teşvik ediyoruz toplum olarak veya aileler olarak? Bunun toplumsal boyutu da var. Buyurun hocam. Şimdi maalesef ifade de ettiğiniz siz, evliliğin önü çok açık değil. Evlilik kolay değil. Halbuki en hayırlı evlilik kolay olanı, en mutlu yuvanın kurulmasına sebep olacak evlilik akitleri kolay olan evlilikler. Ama maalesef tabii şartlar, sosyal şartlar, çevresel faktörler, etkileşim altında kalması insanların beklentilerini yükseltiyor. Dolayısıyla doğru, evlilik şu anda kolay bir iş değil. Evlilik zorlaştırılmış bir durumda. Buna ayrıca girmek isterim ama ondan önce mesela ilk sorunuzda yuva nasıl kurulmalı? Bir kere bireyler karşılıklı, yani kız ve erkek birbirlerini iyi tanımaları lazım ama bu tanıma yöntemi de önemli. Mesela eski dönemde görücü usulü evlilikler vardı. Şimdi ise daha çok böyle akıl ve mantık merkezli, birbirlerini insanların tanımalarına, iyi tanımalarına, eksilerini, artılarını iyi kavramalarına dayalı akıl ve mantık evlilikleri yapılıyor. Biraz da his. Biraz da his. Biraz his var tabii, evet, ama akıl mantık hocam son zamanlarda hakikaten ön plana çıkmış gibi. Ama yani, uygulanıyor mu o da ayrı bir şey. Bakıyorsunuz mesela çalışan bir hanım isterim ben diyor. Çalışmayan bir kızı almam diyor. Çünkü geçim problemi yaşamamak adına bunu talep ediyorum diyor. Veya işte ben şu beklentilerim var, mantığıma yatması lazım diyor. Doğrudur, mutlaka bu his zaten kıyamete kadar devam edecek. Yok zaten değil ki, denklikte bir takım şartlar, hani beklentiler olması gerekiyor. Adem, normal yani. Hava evet. Arasındaki o duygu akışı hocam, Hazreti Adem ile Hazreti Hava arasındaki, tabii kıyamete kadar devam eder ama tabii tekrar ediyorum, bu modern çağda, hızlı çağda mantık evlilikleri biraz daha fazla oluyor. Mantık evlilikleriyle aile kurulunca, mantıksızlıklar başlayınca da demek ki o mantık örgüsü yıkılınca yuvalarda yıkılmaya başlıyor. Burada aslında insanlık tarihine baktığımızda hep yöntemler aynı hocam. Bir ara fakültede hitabet dersleri de vermiştik biz. Mesela Mekke müşriklerinde de nişan varmış. Mekke müşriklerinde muhtemelen daha farklı toplumlarda da nişan var. Var evet. Efendim ilk nişan konuşmaları var mesela o şairlerin, Mekke müşriklerindeki öne çıkan şairler. Yani bir tören yapılıyor. Demek istediğim bu tören formatı, tanıma formatı, nişan mesela önemli. İslam'da buna hitbe diyoruz malum. Yani kişilerin birbirini tanıma süreci işte bu hitbe süreci aslında. Yani bu hitbe süreci de, yani nişan süreci de aşırı uzatılmadan kişilerin birbirini tanımasına yeterli bir zaman olarak belirlenmeli. Ve bu süreçten sonra tabii karşılıklı rızaya dayalı akit yapılarak yine hocamızın ifade ettiği gibi meşru zeminde evlilik kurulmalı. Burada bir problem var. Günümüzde de o akıl ve mantık merkezli evliliklerde daha çok
veyahut da görücü usulü evliliklerde de yeterli miktarda insanlar birbirini tanımadan evlendirildiğinde ortaya çıkan problemler var. Yani ifrat ve tefrit. İfrat ve tefrit olmaması lazım. Yani şimdi görücü usulünde dediğim gibi birbirini tanıyamadığı için insanlar daha sonra da tanıyıp belki hayal kırıklığına bile uğrayarak yuvayı devam ettiremiyorlar o psikolojiyle. Belki buraya evlilik eğitiminde girmek gerekiyor. Girmek hocam. Lazım. Evet, flört yani çünkü tanıma, anlama, evet. Uzun süre nikah olmadan, yuva kurulmadan daha doğrusu birbirleriyle bir arada olan insanlar da tabiri caizse bütün her şeyi yaşıyorlar ve tüketiyorlar her şeyi. Dolayısıyla evlilikle beraber yaşayacakları yeni bir şey kalmıyor. Ve evlendiklerinde de heyecan meselesi açısından yani problemler doğuyor. Daha sonra birbirlerine tahammül edememe problemleri başlıyor. Yani tekrar diyorum doğru yöntemi bulmak lazım. Tabii ki İslami açıdan da baktığımızda meşru bir yöntemle bu evliliğin olması lazım. Görücülük bir başka bir açıdan problem doğururken uzun süre bir arada olma, bulunma, hani flört dediğimiz bugünkü ifadeyle bu da başka açıdan problemler doğuruyor. Dolayısıyla belki bu ikisinin ortasında biraz daha fazla insanların birbirini tanımalarına vakit verecek kadar bir süre ortaya koyarak yine de hani o tanıyanların referansı meselesi hocam. Yani burada hani gençler bir bazen tercih yaparken doğru tercih yapamayabilirler. Çünkü daha bazı şeyleri bilmiyorlar, farkında değiller. Bu şöyle bir şey, içine girmedikleri bir mesele, fark etmedikleri, yaşamadıkları bir mesele. Dolayısıyla hataya düşme ihtimalleri var. İnanın bu konuyla alakalı bakarken Yahudilikte evlenmemiş insanlara yarım bakarlarmış. Çünkü hayatın büyük bir kısmından haberi yok anlamında. Hani bizde de var ya hani evlenin dininizin yarısını tamamlayın. Diğer yarısının içinde Allah'tan korkun şeklinde bir mantık hadislerde bize verilen Efendimiz tarafından. Demek istediğim evlenmemiş insan tabii ki bir taraftan eksiktir. Hangi açıdan? Daha hayatın belli aşamalarının farkında değildir. Dolayısıyla gençler tercih yaparken o bilgi ve birikim eksikliği sebebiyle yanlış tercihler bazen yapabilirler. Bu noktada istişareyle efendim ve tekrar diyorum tanıyanların referansı eşliğinde yuvaları kurmak lazım. Yazın hocam ben orada bir ilave yapayım. Tanıyan evet. Derken şimdi bazen şunu unutmamak lazım. Yani şimdi gençler geliyor diyor hocam falana sorayım diyorum ki falan sorulabilecek ehliyette biri mi tanıyor ama. Değil mi? Yani hani tecrübesi, ilmi, ahlakı yani yanlış bir tercih yapmışsa muhtemelen öğrenmiştir. Ondan görüş alınabilir ama hani yine de o referansta şey önemli hocam. Yani istişare edin diyoruz ama istişareyi ehliyle etmek lazım değil mi hocam? Yani hani kesinlikle. Soruyor şimdi gençler. Kime sordun? Mesela ben bazen onu da diyorum. Şimdi velinin rızası. Hangi veli hocam? Yani veli yani bu şey için veli cahilse, veli fasıksa değil mi? Yani olamaz mı? Olabilir, mümkündür. Evet, yani. Bu bağlamda dediğiniz gibi istişareyi ehliyle yapmak lazım. Bir başka mesele de kısaca gireyim ben isterseniz. Mesela evliliğin zorlaştırılması. Kesinlikle evliliğin önünün açılması lazım. Bu manada bir kere fert olarak evlilik niyetinin yaygınlaştırılması lazım. Bu önemli. Yani bu da tabii ki o sosyal şartların hazırlanması, ne bileyim devlet bazında bazı altyapıların oluşturulması, efendim ailede, etrafta, çevrede buna teşvik olması lazım. Bunların neticesinde ferde düşen nedir? Evlenmeye niyet etmektir. Yani evlenmediği zaman çünkü bir şekilde fıtri ihtiyaçlarını başka türlü problem karşılamak çıkacak, durumunda. Açıkça söylemek lazım bunları efendim. Tekrar ediyorum, evliliğe teşvik lazım. Ferde düşen evlenmek. Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz birçok hadis-i şerifleri var. Nikah benim sünnetimdir, ondan yüz çeviren benden değildir. Veya daha tehdit edici, imkanı olduğu halde evlenmeyen benden değildir diyor açıkça. Yani imkan sahibi olduğu halde. Bugün toplumda ben imkan sahibi olamayanların beklemelerini anlarım. Hani özellikle maddi imkan açısından söylüyorum ama gerçekten maddi imkanları yerinde olup da evliliği çok üst yaşlara kadar geciktiren insanlar da var. Yani toplumumuzda, dünya toplumlarına baktığımızda, İslam ülkelerine olsun, diğer Müslüman olmayan ülkelere olsun.
Yani her türlü baktığımızda rastlıyoruz. Dolayısıyla bir kere kişiye düşen şey nedir? Kişi bazında niyet etmesi ve efendim meşru çerçevede bu evliliği yapma çabasında olması. Onun dışında aileye düşen sorumluluklar var. Yani ailenin de hem kızı evlenecek olan hem evladını, erkek evladını evlendirecek olanın bu işleri kolaylaştırması lazım. Desteklemesi yani, gerekiyor. Sadece tabii, yetmiyor kolaylaştırma. Aile yani, hocam yani. Çocuğun düşünmesi yetmez. Çünkü bir kere ilk etapta hemen önüne bir sürü ihtiyaç olmadığı halde ihtiyaç zannedilen bir liste şeylerden oluşan bir liste getiriliyor. Dolayısıyla hocam kardeşim benim bunu tamamlamak için bir 5 yıl aralıksız çalışmam lazım diyor. Yani böyle bir zorlayıcı unsur tabii ki evliliğin önünü kesiyor. Ekonomik sıkıntılar vesaire bunlar çocukların, gençlerin gözünü korkutuyor. Dolayısıyla evlilik böylece gecikiyor. Yani özellikle kız veren tabii toplumumuzun geleneksel şeyi gereği sorumluluğun çoğunu erkeğin ailesi üstlendiği için maddi külfetin çoğunluğunu kız ailelerine özellikle belki söylemek lazım. Bu işi kolaylaştırmak, efendim yolunu açmaya çalışmak lazım. Toplum bazında yine görevler var. Burada da tekrar ediyorum. Mesela STK'lara görev düşer. Bu Nur Suresi 32. ayet hocam malumunuz. İşte ve enkihu diye başlayan, evlendirin. İçinizden efendim köle ve cariyeleri ve bekarları ve köle ve cariyeleri evlendirin. Bekar olanları evlendirin demektir bu yani. Demek ki burada Müslümanların da bu evliliği kolaylaştıracak Müslüman toplumun onu kastediyorum. Toplumun da evliliği kolaylaştıracak yollar açtığı gibi destekleyecek kurumlar da kurması lazım. Hocam affedersin çok kısa bir şey hatırlatma yapayım. O ayet-i kerimeden tabii sahipsizlere sahip olun da var. Yani köle ve cariyeler derken tabii. Sahipsizlere de sadece kendi çoluk çocuğunuza değil sahipsizlere de sahip olun. Yani bir toplumsal sorumluluk da var. Kesinlikle evet. Çok geniş bakıyor orada. Zaten Müslüman'ın bakışı geniş. Hocam işte vasisi olmayanın vasisi devlet yani ya da toplum evet. Yani. Evet. Burada hani evliliğe destek olacak toplumun görevi, STK'ların görevi, destek olacak yapılar oluşturmaları lazım. Tabii mesela dikkatinizi çekeyim. Türkiye'de çok güçlü ve yaygın hizmet veren ciddi bir aile vakfı ben yok diye biliyorum. Yeni kurulanlar var biliyorum. Olanlar var kendi çevrelerinde bir hizmet içindeler. Hepsini takdir ederim ama çok böyle etraflıca çalışan, güçlü, kuvvetli bir aile vakfı yok. Yani aileyi korumak için topluma düşen bir başka görev de sadece evlenenle destek olmak değil, iyi bir formatta, günün şartlarını taşıyan, o sosyal yapıyı iyi bilen insanların oluşturduğu bu tarz aileyi destekleyici, aile işte korunması babında yine gelecek, kurarken eğitimler, aile içi eğitimler veren vakıfların, STK'ların kurulması. Bir de tabii devlete hocam, düşen görev var. Çok kısa bir katkı yapmak isterim. Yani konu değişmeden ilave için. İsim zikretmenin sakıncası yok ki benim özel yakınlığım da yok. Konya'da bir mihir vakfı var benim bildiğim. Evet. Ayrıntılarını bilmiyorum ama öyle bir faaliyetler olduğunu biliyorum. Bir de İstanbul'un Avrupa yakasında, Anadolu yakasında Kazı Hasan Vakfı var. Burada takdir etmek için zikretmek istedim. Kesinlikle yani hocam. Bir çaba var dediğiniz gibi ama var, çok var. Daha yaygın faaliyetlere ihtiyaç etrafını, var. Bu hocam yanlış şey yapalım. Konya'da bu vakıf bildiğim benim şey. Konya'daki evet o bir şey, yerel bir vakıf. Ama bu şey yanlış anlaşılmasın diye izleyiciler. Bir tane daha Mihir Vakfı var biliyorsunuz. Ha o başka. Bir de bizim meşhur. Evet onu da karıştırmayalım. İzleyiciler şimdi Mihir yazar onu bulurlar. Derler ki evet Mehdi falan. Bu Konya'daki şey yani malum hocamızın zikrettiği evliliği evlenen gençlere yardım eden. Bu yerel bir şey. Öbür büyük harflerle yazılan değil. Biraz tek yönlü hocam. Maddi destek oluyor daha çok Mihir Vakfı Konya'da. Ya hocam işte işin özeti şu aslında. Yani meşruluk veya gayrimeşruluk veya denge açısından ifrat tefritten uzak, makul, meşru, işte insani, beşeri bir ölçü, hukuk ve ne diyelim örf koymak. Yani örf diyoruz. Şimdi örf nedir? Örf bazen yol gösterir, bazen düzenleyicilik yapar. Ama şayet bir örf, yani bir problemi çözmüyorsa, o zaman örfü bir gözden geçirmek lazım. Yani şimdi bizim yerel adetlerimiz var, değil mi hocam?
Kabul edilir bir örf olmuyor, evet. Yani meşru olması lazım örfün ve makul. Örf de birkaç çeşittir hukukta. Evet. Bir de kabul edilmeyen örf. İşte bizim örfümüz böyle. İşte biz işte herkese kız vermeyiz. Örnek mesela. Bu bir örf mü yani? Ya işte bizde işte şu kadar şu yapılır, şu yapılır, şu yapılır. Yani burada... İnsanları zorlayıcı bir örfse vazgeçmek lazım. Yani niye bakın, devam ettiriyor? Şimdi burada konuşuyoruz. Mıyız? Yani hepimizin bir hassasiyeti var. Şimdi ben burada şunu özellikle hani yine bugün... Bugünkü program biraz netameli yani. Hani şey bir problem ama bazı meseleleri gerçekten zikretmek gerekiyor. Şimdi toplum, yani dünya bir yere doğru gidiyor. Biz yani Müslümanız, öyle olduğumuzu ilan ve iddia ediyoruz. Soruyoruz işte meşruluk falan. Ya ben şimdi bazen öyle adetlerle karşılaşıyorum ki, ya diyorum ki insanlar ya bugün hani batılın şeyini çok yapmayalım ama hani evliliğin nereye doğru evrimlendiğini görebiliriz yani bunu çalışmalardan. Hani o çekirdek ailenin artık nereye doğru gittiğini, işte farklı evlilik modelleri, evlilik artık ne derseniz oraya çok girmeyelim batıl kısmına ama. Şimdi bunlar tartışılırken, buraya doğru giderken diyorum ya yani dünya buraya doğru gidiyor. Hani bir batılı yayıyor siz, hakta pazarlık yapıyorsunuz. Yani bu gerçekten... Oturup bir şey yapmak gerekiyor. Hocam ben bunu şurada söylüyorum. Yani bizim bu bazı kavgalarımız gerçekten küçük. Evet. Yani o kadar büyük, ya o büyük resmi de biraz görmek lazım. Yani sonuçta hepimizin hassasiyeti var değil mi hocam? Şuurlu insanlarız. İşte Müslümanız diyoruz, bir davamız var, bir hak tarafı. Ama güttüğümüz dava, yani o söylemin, hareketin o davayla, o büyük resimle uyuşması lazım. Yani birileri planlı, plansız artık neyse... Bir model çiziyor. Yani bir modelleme yapıyor. Bunu işte yayıyor, yaymaya çalışıyor, reklamını yapıyor. İşte bir sürü bir şey yapıyor. Biz hala şeydeyiz mesela. Bunu konuşalım yani. Hani burada biz bize konu. Hepimizin değil mi? Yani etrafı var, şey var. Ya işte şöyle olursa olur mu, böyle olur mu? İşte ufak tefek hocam. Hani eskilerin bir şey var ya. O rezilette şeyler var. Neydi o hocam? Hani neydi hocam o? Sigarul himme. Yani küçük şeylerin peşinde koşmak diyor ya işte. Onun tersine neydi hocam? Kibar mı? Neydi onun ismini hatırlamıyorum. Hani böyle küçük şeylerin peşinde koşmak rezilettir diyor yani. O küçük şeylerin kavgalarını yapmak, küçük işlerle insanları yani zorlaştırmak değilsin. Yani şimdi sonuçta biz, hani ben Diyanet'le çalışırken nikah da koydum. Bunu da bitireyim çok ana hatırlatmak gibi ama bu önemli bir şey. Yani şimdi aileler de oturup bir düşünmesi lazım ne yapıyorsun diye yani. Şimdi aileler evleniyor, ailelerin havası var. İşte bir de böyle olacak ama o külfeti kim çekiyor? Evlenen kişi. Evet. Sonra huzur bekliyorsun. Şimdi her sabah kalkıyor damat. Abi şu kadar şey var. Hocam borç insanı ne yapar? Strese sokar yani. Bu psikolojik bir versiyondur yani. Hani evet. O kadar yıprattığınız, o kadar kavga gürültü gerçekten hani Müslümanız diyoruz. İşte hani burada da bitireyim. O hani hadis-i şerif var değil mi hocam? Yani biri isterse diyor mesela kızınızı verin. Değil mi? Evet. Yani verin diyor hani bir. Tabii uygun şartlarda. Evet, uygun şartlardaysa tabii ki meşru. Evet, yani zorlaştırma. Makul, insani, beşeri, fıtri, ahlaki bir sorun çözmeye, güzel işler yapmaya yönelik bir şey olması gerekiyor. Yani o ifrat tefrit işte hocam. Yani işte yaşamak, işte affedersin işte deneme diyor yani. Deneyeceğiz yani şeyde. Bir başka ifrat ama öbür taraftan da işte böyle olmaz, böyle olmaz, işte şu olmaz, göremezsin, bunu yapamazsın. Ya yani bunların bir ortalık, bir insanın ortalama bir şeyi var hocam. Yani Allah'ın hani innel halale beyin, innel haram beyin. Yani bir haram helal belli. Ha bunun arasında bir esneme payı var yani. Hani onu da bu kaçırmamak lazım. O alanı zorlaştırdığınız zaman hocam şeyi zorlaştırıyoruz. Yani helali zorlaştırıyoruz yani. Evet. Hani bir taraftan da. Evet. Buyurun hocam. Silas hocam buyurun. Son siz toparlayın. Son olarak bir şey söyleyeyim ve bitireyim. Düşünebiliyor musunuz? Yani insan hayatının en önemli eylemlerinden birisi evlenerek yuva kurmak, aile kurmak. Ama ülkemizde gerçekten aile kurma, aileyi sürdürebilme adına ciddi bir eğitim yok. Bu okumaları yaparken denk geldim. Bir psikolog hanımefendi hocam diyor ki onlar kurmuşlar kendi bünyelerinde işte evlilik öncesi eğitim, evliliğin sürdürülebilmesine dair eğitim falan aynı ifadeleri kullanıyor. Yani ülkemizde ciddi manada yaygın eğitim formatı içerisinde aile eğitimi yok hocam. Yani aileye hazırlık eğitimi yok. Ailenin sürdürülebilirliği noktasında bir eğitim yok. Master'da da yok, doktora da yok. Yani
Dolayısıyla böyle bir ortamda gençlerin evliliği düşünmeleri... Hocam balık tutmanın eğitimi hatta sertifikasyonu var. Yani evet. Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı'ndan sertifika alacaksın avlanma için. Diyor ki 4 ay kursa gideceksin. İşte 20 gün kursa gideceksin. Yani öğrenci okurken hepimiz öğrencilerle muhatabız. Emin olun hiç böyle yuva kuracağını, bir anne olacağını veya erkek belki bir baba olacağını çok düşünüp nasıl bir baba olmam lazım, nasıl bir anne olmam lazım, yani bir yuva kurulduğunda nasıl bir formatta olmamız lazım. Sanki Diyanet'in bir çalışması var ama ne boyutta bilmiyorum. Bunu pek düşünmüyor. Yani bir şey var, bir evlilik eğitimiyle ilgili bir girişim var, ama ayrıntısını bilmiyorum. Diyanet TV'de programlar da var ama evet. Tekrar ediyorum, bunu siz hani yaygın eğitime koymadığınız sürece yine Diyanet TV'de hocam, sertifika evlenebilir ruhsatı vermek lazım. İnsanlar ancak. Evet hocam, şey bazen diyorum evlenebilir yani bu kişi. Tabii tabii. Yani evet. Bazı hocam evlenmesi çok sakıncalı, psikolojisi çok bozuk insanlar da evleniyor ve nitekim kötü durumlar ortaya çıkıyor. Toplumu sarsan olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla evlenebilir belgesi almayı önemsemek lazım hocam. Evet. Bu son evlenebilir belgesiyle ilgili bir şey ekleyeyim, ondan sonra asıl konumuza döneriz. Evet. Şimdi bu şeriyet... Hocam evliliğin sürdürülmesi ve evlilik eğitimi, bunu konuşalım. Ona da temas edeceğim ama bu son söylediğinizle ilgili bir tarihi vesikadan bahsedeceğim, vesikalardan. Şimdi 19. yüzyılın başlarında gördüğüm bu şeriyet sicilleri, yani Osmanlı dönemindeki mahkeme kayıtları var. O mahkeme kayıtlarında gördüğüm şöyle belgeler vardı. Yani bir tane münferit belge değil. Bir dönem muhtemelen şart koşulduğu için o dönemde bolca mahkeme kayıtlarına geçmiş bu ifade. Diyor ki bu kadı falan mahallenin ya da köyün muhtarına hitaben yazıyor. Falan mahallenin muhtarı, sizin mahalledeki falanın oğlu filan ile falanın kızı filanın evlenmesinin bizim açımızdan bir sakıncası görülmemektedir. Eğer sizce de bir sakıncası görülmüyorsa bunların nikahının kıyılması. İşte yani evlendirilmesi. Niye var hocam? Yani evet. Şahitlik meclisi niye var hocam? Kefalet. Ama bu şahitlikten farklı bir şey. Evet, yani aslında. Biraz evvel söylediğiniz evlenebilir belgesinin bir o günkü şartlarda hukuki olarak evet, uygulaması bu bir tane iki tane değil. Evet, yani özel şahıslara mahsus değil. Bunu her dönemde görmedim ben şahsen. Ben şeriyesi, mahalleden birine mi soruyor bunu? Efendim, kime soruyor? İmama mı? Muhtara mı? Sormuyor. Yazı gönderiyor. Yazı gönderiyor. Kime gönderiyor kadı, hocam? Mahalle veya köyün muhtarına veya gönderiyor. Veya imamı. Hmm. Veya imam. İmama gördüğümü hatırlamıyorum. Şey bazen hani muhtar da ben şey değişiyor. Ben muhtara hatırlıyorum. Yani lafı evet. Değişiyor. Muhtara hatırlıyorum. Evet. Yani bir daha da bakayım imama da var mı şeyde. Ama diyor ki yani sizin köyde veya mahalledeki falan erkekler filan kızın ya hanım dul da olabilir bu evlenmesinde bizim açımızdan yani bizdeki hukuki kayıtlara göre bir sakınca yok. Sizin tespit ettiğiniz bir sakınca yoksa bunların evlenmesine diye işte evlenebilirlik belgesi. Tabii biraz evvel bahsedilen psikolojik falan şeyler yok bunun içerisinde, bir hukuki metin bu ama çok önemli bir şey. Demek evet, ki Osmanlı bir döneminde sorun yaşamış. Bu meseleleri en aşağısından sorunlu olmasın ya da varsa sorun halletmek için dert edinmiş, hukuki olarak halletmeye çalışmış. Güzelmiş, yani. Demek ki yani yapılmış bir şey bu. Hatta şunu da görmüştüm ben, hangi vilayet olduğunu şu anda tam hatırlayamıyorum ama Anadolu'nun orta tarafında bir o günkü bir vilayetti. Topkapı şeriat sicillerinde, Topkapı Sarayı'nda şeriat sicilleri vardı. Onları yeni şeye devrettiler. Osmanlı arşivine devrettiler. Onları da görmüştüm. Sadece bu metin, bu belgelerin olduğu mahkeme kayıtları var. Yani mahkeme bir deftere başka kayıt almamış, sadece bunları kaydetmiş. Hmm. Buradan şu çıkıyor. Yani o zaman başka bir konuyla uğraştığım için bunların ayrıntılarını şey var hocam değil mi? Nikah defterleri var son yüzyılda sanki. Ben de rastlamıştım. İşte biri yayınlandı yani çünkü. Dediğim Firebolun falan yayınlandı. Yayınlananı hatırlamıyorum. Ben Topkapı Sarayı'nın şeriat sicillerinde görmüştüm o zaman. Yayınlandığı için biliyorum bizim o bölgenin Firebolun. İşte o yani bu evet. Tabii devletin de Osmanlı Devleti'nin bu işe el attığını. Evet. Dolayısıyla bugün de sadece hukuki açıdan değil, bize biraz evvel bizim dile getirdiğimiz işin sosyal psikolojik bir şahıs hukuku açısından
ele alması gerektiği belki bir konu. Belki ekonomik. Yani adam çalışmıyor. Tabii ekonomik yönü de var. Evet. Çalışmıyor değil mi hocam? Olabilir yani adam şey. Evet. Ben biraz evvel Hidayet hocamın dile getirdiği önemli evet. konu. Hani ben biraz da şeye Kadir Şinaslık olsun diye iki bildiğim iki vakfın adını zikrettim. Bunların tabii hocam. Daha çoğalması ve yaygınlaşması lazım. Ama toplumun bir problemi ve toplumda herkesin dile getirdiği bir şey var. Evlenme oranları düşüyor. Yani evli olmayanların oranı toplumda yükseliyor. Bu bir. İkincisi evlenme yaşı yükseliyor. Tabii bu evlenme yaşının yükselmesinin ortaya çıkardığı birçok problem var. Çocuk sayısı, çocukların eğitimi, uyum. Yıllar evveldi bir akrabamızdan bir hanım, ben daha üniversite talebesiyken evine annemle misafir olmuştuk. Ben genç üniversite talebesiydim. O akrabamızdan olan hanım bana döndü, dedi ki bak dedi, evlenirken yaşı küçük birisini al ki dedi uyumunuz kolay olsun. Ben dedi erken yaşta evlendim. Annem bazen bana diyor ki dedi, kızım senin huyun değişmiş. Şimdi bu ne demek? Yani yaş ilerledikçe uyum daha zorlaşır demek. Kesinlikle. Bu çok beşeri, psikolojinin rahat bildiği bir konu bu. Şartlar yani artar. Bilinmeyen bir şey değil. Şartlar artar hocam, beklentiler artar. Ha, o da artıyor. Bir de yaş küçükken biraz daha duygusal yaklaşılıyor. Yaş büyüdükçe daha mantıksal yaklaşılıyor. Evet. Mantıksal yaklaşım belli bir seviyeyi geçti mi problem oluşturuyor. Yani mantığı sizin alanınız şimdi. Hocam şey, bazı şeyler kafası çalışmadan daha iyi yapılıyor. Evet. Güzel. Yani alanımıza laf atmak için değil ama bazı şeylerde hani şeye çok düşünen adam düşünene kadar düşünmeyen yol açmışa benzer bir ifade var bizim Türkçe'de. Ama şey atasözü mahiyetinde. Yani bazı şeylerde uzun uzun düşünmek yerine fiiliyata koymak, ondan sonra da problemleri aşmak için çözüm aramak aslında lazım. Aslında hocam bu bir karar alma tekniğidir hocam. Şimdi karar süreci uzarsa problem olur. Kararsızlık veya karardan dönme ne var? İşte izâ azemte fetevekkelen Allah. Bir şey niyetlendiysen yapacaksın yani. Bu çünkü alışkanlık haline gelir. Evet hocam, biz şey soralım. Şimdi burada en önemli belki mesele yani evliliği tanımladık. Evlilik eğitimine biraz girmiş olduk ama bence bu evliliğin korunması ve evlilik eğitimi eğitimleri veya işte evlilikle ilgili diğer toplumun şeyleri, işte sorunların çözülmesine yönelik yani ben şu cümleyle size devredeyim şeyi. Ben bir ara işte böyle bir iki sene şey de okudum biraz alana da yakın diye. Biraz psikoloji okuyayım dedim bu bilgi süreçlerinden. Sonra baktım eğitimciz gelişim psikolojisi okuyayım falan derken sonra işte şu bu dedim ya, bu Gazali gibi düşünürsek hani onun mantığıyla bu dedim kişisel gelişim farz-ı ayn dedim yani. Hani çünkü insanın kendini tanıması gerçekten hani o sorunları, çocukları hani biz bir şey düşünüyoruz ama deneyerek bu bir kişisel bir şey ortada toplumun ya da dünyanın oluşturduğu bir birikim var. Bir bilgi birikimi var. Bir takım değerler var. Bir takım işte pratik çözüm yöntemleri var. Mesela çocuklara yaklaşımından tutun. İşte bir sürü problemi çözme yöntemine kadar gerçekten şey de var hocam, yani aslında güzel imkanlar var. Bunların da hani bilinmesi yoksa biz şey yapıyoruz, hani biz deneyerek öğreniyoruz. Mesela işte evlenmeyi evlenerek öğreniyoruz. Çocuk işte çocuk nasıl yetiştirilir? İlk çocuklar güme gidiyor, denemeyle öğreniyoruz evet. genel itibariyle. İşte eğitimciliği, çocuklar, eğitimciliği hocam şeyde, hocam öğretmenlikte de ilk nesil genelde böyle şey, o deneme sınıfı oluyor. İşte orada bir şey yapıyoruz. Maalesef böyle bir realite var. Buyurun hocam, yani bu evliliğin kurulması yani kol, yani aslında bir nevi hani şey evliliği sürdürmeye göre daha kolay. Hani zor ama daha kolay çünkü sürdürmek asıl problem. Bunun tabii ki sürdürmek derken biz sadece burada bireyleri düşünüyoruz. Hani yani şimdi boşanmaları bugün tartışıyoruz ama boşanmaları biz sadece kişisel düzlemde düşünüyoruz. Yani efendim işte iki kişi anlaşamadı. Fakat bunlar niye anlaşamadı? Neden anlaşamadı? Hangi konuda anlaşamadı? Hangi zeminde anlaşamadı? Ya bunun sosyolojik tarafları da var. Yani ben oldu yani var değil mi hocam? Yani sadece biz yani biz sizinle kavga ediyorsak bunun sadece iki kişiden kaynaklanmıyor hocam. Yani örnek mesela hani bir diyelim ki bir makam için kavga ediyorsak burada o toplumun o makama verdiği ve oradaki süreçlere verdiği meselede de şey var değil mi hocam? Yani örnek mesela su işte yani değil mi? Hani orada o kavgayı biz sadece iki kişinin üzerine yıkıyoruz. Ama bunların hazırlanması, bunların neyi sorun edindiği mesela diyelim ki mali meselelerde çok kavga çıkar. O zaman bu mali düzenlemeler ya da bu toplumun mesela aileler işe karışır. Örnek olsun diye söylüyorum mesela. Bu hani var ya hocam, hakemlik müessesesi var ama ben bu zamana kadar gördüğüm yerde
size söz hakkı doğsun da biraz diye söylüyorum. Hani düşünce ekseni ya biraz şey tartışalım. Mesela ben şey diyoruz, gerçekten o deminki istişare o yüzden. İstişare ehil kişiyle yapılır. Şimdi hakem diyorsun, bizim hakem dediğin işte Mehmet Ağa giriyor olaya, daha da şey yapıyor. İki kişinin çözemediği olayı üçüncü kişi çözemiyor hocam yani. Evet. O yüzden bunun o karmaşık korunması deyince sadece biz iki kişiye sorumluluğu yüklüyoruz. Bu insafsızlık olur çünkü biz bir toplumuz. Bunu da biraz hocam buyurun yani size ben şey yapayım. Evet. Biraz şey yaptım baştan. Abi, alanları böyle hırpaladık ama evet. Evrenin devam etmesi için öncelikle tarafların yani eşlerin o müessesenin ne anlama geldiği konusunda doğru algılarının, düşüncelerinin olması lazım. Mesela şunu düşünmeli. Ya ben bir yerde çalışırken veya ticari bir iş kurarken acaba hep istediğim insanlarla mı muhatap olacağım, oluyorum? Artı hep istediğim muamelelerle mi muhatap olacağım veya oluyorum? Hep sevdiğim tiplerle mi işlem yapıyorum, iş yani yapıyorum? Yani sevgiyle mi yürüyor, saygıyla hep hayır yani hep beklediğim mi oluyor? Evet. Dükkan açıyorsunuz, adam geliyor, 10 tane mala bakıyor, almadan gidiyor. Siz orada adamı dövmeye kalkarsanız ne olur? Ticaret yapamayız. Dükkanınız devam etmez. Yani ticaretiniz devam etmez. Amir oluyorsunuz. Memurunuzun her sözünüze baş üstüne efendim şeklinde bir ifadeyle davranmasını beklerseniz o da yürümüyor çok. Evet. Yani sonuçta amirin sözü geçerli olabilir ama amir yani memurun her anına müdahale etmez. Amiri de sınırlayan şeyler var. Tabii ki sınırlayan şeyler var yani. Memur kanunlu. Peki efendimdir, işi yavaşlatır. Şey hocam, ferman padişahın dağlar bizimdir yani. Dağlar bizimdir oluyor. Memur için de aynı. Evet, evet. Siz her zaman sevdiğiniz amiri bulamazsınız ki. Veya İstemedim. Evde hocam, evde çocuk bir yere gideceğiz. Çocuğun biri diyor bir yere gidelim, biri diyor bir yere gidelim. Tabii işte yani bunların dışarıda... Adalet problemi hocam işte. Tabii yani bir defa yani dışarıda karşılaştığınız problemlerin benzeri veya başkalarının aile içerisinde olacağını da hesaba katacaksınız peşinen. Bunu göğüslemeyi de göz önüne alacaksınız. Ben onu göğüslemem. Ama o zaman o problemleri göğüslemezseniz amir de olamazsınız, memur da olamazsınız, ticaret de yapamazsınız. Nasıl yaşayacaksınız? Öbür türlü ben sevmediğim adama sırf para için, maaş almak için veya iş gördürmek için güler yüz göstereyim veya tahammül edeyim. Ama eşime tahammül etmeyeyim. Bu yanlış bir yaklaşım olur. Yani bunun bir defa eşlere eğitimle, öğretimle değil, eğitimle verilmesi lazım. Yani eğitimin bir parçasıdır öğretim ama asıl eğitim. Yani o ruhu, o şuuru, o anlayışı vermek lazım. Bu nereden verilir? Bir, aileden veriliyor. Okullarda bizim müfredatta pek yok ama olması gerekir. Evet. Okullarda verilmesi lazım. Toplumda verilmesi, sosyal yapıda en yakından başlayarak, aileden başlayarak, akrabalar vesaireyle toplumda, sivil toplum kuruluşlarının değişik eğitim programları olması lazım. Var da yeterli yetersiz ayrı bir konu. Yani hem ailede, hem okulda, hem sivil toplum kuruluşları vesaireyle çevrede verilmesi gereken bir eğitim. Yani bununla başlayacak iş, devam edebilmesi için. Sen sensin, ben benim anlayışıyla olursa, bir iki sene evveldi bir emlakçı şöyle bir şey anlattı. Dedi ki, iki kişi geldi, evleneceklermiş. İşte bizden ev istediler. Bir ev kiraladılar. İkisinin de gelir durumu iyi. Çalışan ama gelir durumu iyi. Yani yüksek maaş alan bir çalışanlar. Alışveriş yaptılar. Eve bir sürü düğünden evvel evrakı, şeyleri... malzemeleri dizdiler, beyaz eşya vesaire eşyayı dizdiler. Fakat bu sırada hep dedi erkeğin kredi kartından harcadılar. Harcamaları yaptılar, taksitli vesaire. Sonra dedi evlendiler. Aradan bir buçuk ay geçti. Tabii o kredi kartının şeyleri, taksitleri gelmeye başladı bol miktarda. Epey de yüksek bir şeyi varmış, sınırı varmış kredi kartının, harcanabilirlik sınırı. Bu sefer dedi adam hanıma ya işte benim karttan yaptık ama birlikte bir aile oluşturduk. Senin de maaşın yüksek. Sen de öde demeye başlayınca dedi kavga başladı. Çok geçmeden unuttum 2,5 ay falan sonra veya 3 ay sonra dedi ayrıldılar. Hmm. Yani o aileden anladıkları
İşte tamamen maddi şeylermiş demek ki, ekonomik şeylermiş. İşte onlara daha peşine bir defa o evliliğin ne olduğunu, bunun karşılıklı fedakarlık, anlayış, paylaşma olduğunu verecek bir eğitim lazım. Öğretim demiyorum, eğitim lazım. Yani onu içine sindirecek, tavırlarına yansıtacak şey eğitim. Şimdi bir tabii o eşlerin, eş olacak kişilerin daha evlenmeden evvel eğitimi lazım. Evlendikten sonra o eğitimin devam etmesi lazım. Bunun için gerekli kurumlar biraz evvel dile getirdiğimiz veya yeni kurulacak başka daha sistemli kurumlar da olabilir. Lazım. Bu bir. İkincisi aile içerisinde gerek eşler de birbirini eğitebilmeli. Ha, eşleri birbirini eğitmesinin yolu nedir? Bir defa şunu bilecek eşler. Ya bu iki ucundan eşlerin tuttuğu bir ip gibidir. Eğer iki taraf birden asılırsa ben diye kopar. Bir taraf asıldığında yani mesela sinirlendiğinde, tahammülsüzlük gösterdiğinde karşı taraf gevşetirse yani fedakarlık yaparsa, anlayış gösterirse bu da bir eğitimdir. Karşıdakine fedakarlığı öğretmiş oluyor. Evet. Fedakarlığa eğitmiş oluyor. Sadece öğretmiş değil. Eğitmiş oluyor. Karşıdaki de ha geçen sefer eşim bana anlayış göstermişti. Şimdi kızdı. Bu sefer de ben göstereyim diyecektir. Buna bir defa tarafların hazır olması da lazım. Ve ondan sonra da o anlayışı görmeleri lazım. Tarihten bir örnek aklıma geldi müsaadenizle. Buyur. Çok sert mizaçlı olan Hazreti Ömer'le ilgili bir şey kaynaklarımızda var. O zaman evinde işte hanımıyla konuşurken hanım sinirlenmiş, bağırıp çağırıyormuş. Onda sesi çıkmıyor. Adamın birisi de gelmiş kapının önünde ayak seslerini duymuş Hazreti Ömer. Bakmış ki bir ayak sesi geldi, biraz durdu, geri gidiyor. Dışarı çıkmış, adamın birisi gidiyor. Ya gel hele gel, ne oldu falan çağırmış adamı. Ya yok bir şey, ya sen buraya geldin belli ondan sonra. Niye gidiyorsun? Israr edince adam demiş ki ya hanımdan bir şikayetim vardı ama vazgeçtim. O zaman anlamış. Hazreti Ömer demiş ki ya şimdi sen bizim hanımın seslerini duydun galiba. Evet yani dedim ki hani bizim Türkçe deyimle kel bulsa başına derman olur gibisinden. Yani ben hanımın o bağırıp çağırmasına sesim çıkmıyor. Demek ki bu kendi halledemiyor diye düşündüm. Demiş ki bak yani ben hanımdan korktuğundan değil. Ki Hazreti Ömer sertliğiyle bilinen bir yapısı evet. Var. Herkes biliyor. Fakat demiş bu hanım benim işte çocuklarımın bakıcısı, evimin temizlikçisi, evimin aşçısı vesaire saymış. Hanımın yaptığı işleri saymış. Bu kadar hakkı var bende. İşte sinirlenmiş bir ağzına geleni biraz da sayınca o sinirlenmesi geçene kadar sükut etmek benim erkekliğime bir halel getirmez. Şimdi söyle demiş derdin nedir? Ben alacağımı aldım demiş şimdi dönmüş. Yani bunun gerektiğinde karşıdakine karşı sessiz olmak. Gerektiğinde haklı bulmasa bile tabii haklısın diyebilmek. Yani alttan almak. Bunlar o evliliğin devamı için gerekli şeyler olduğunu öğrenirse taraflar ve benimserse tabii. Benimsemezse öğretim oluyor. Benimserse de eğitim oluyor. Eğitime sık sık onun için vurgu yapıyorum. O eğitimi biz aldırabilirsek o zaman yuva devam eder. Zaman içerisinde de yani ilk beklentilerinin bazen fazla olduğunu da hisseder. Tamam mı? Şimdi birini anlatmışlardı. Adam bir kıza talip olmuş. İşte üniversitede o zaman araştırma görevlisiymiş falan. Biri gelmiş demiş ki ya demiş onun demiş kulağı pek duymuyor. Haberin var mı demiş kıza. Ya biraz fazla bağırırım daha iyi demiş. Her söylendiğimi de duymaz. Yani bazen söyler insan bazen de söylenir ya. Söylendiğimi de duymaz demiş. Ha böyle yaklaşabilmek lazım. Yani niye? Hocam kutusuz böyle insan yok ki. Şimdi şöyle o zaman şöyle bir pratik soru sorayım biraz şey olsun. Bu arada da vaktimizi de dolduruyoruz. Hızlı geçiyor süre. Böyle şimdi siz bir şey dediniz ki bu şartlara sahip. Şimdi çocuk gençler diyecek ki hocam nerede öyle biri? Hani eğitim almış sertifikası var. O zaman falan. Şöyle diyecek o zaman o genç. Ya ben böyle olayım. Allah da böyle birini bana nasip eder diyecek. Yani şimdi şunun gibi olmayacak. Yani bekleyen derviş hocam. Şimdi şunun gibi olmamalı. Mesela bir yerde diyelim ki bir konuşmacı komşu haklarından bahsediyor. Şimdi onu dinleyen insanlar çeşit çeşit oluyor. Birkaç türlü oluyor. Birisi şu var. Ya bu
komşu hakları deyince benim hangi sorumluluklarım var? Bunları öğreneyim de komşuma haksızlık yapmayayım diye dinlemek var ki istenen budur. Evet, bir de komşunun görevleri. Ama bir de şu var. Şimdi komşusu gürültü çıkarıyordur. He. Ama kendisi de faraza üst kattadır. İşte sofra bezi şimdi fazla kalmadı ama silkeliyor ya da halı silkeliyor vesaire. Şimdi kendi halı silkelediğini görmeyip, düşünmeyip komşunun gürültüsünü hatırlıyorsa burada problem var. Yani o konuşmacıyı dinlerken öncelikle buradan ben ne kendime çıkarabilirim düşünmek lazım. Şunu da unutmamak lazım. Gerek eğitimde gerek öğretimde o bir şey alacağımız şahıs mutlaka bizden üstün olması gerekmiyor. İnsan çocuktan da bir şey öğrenebiliyor. Hatta hayvandan da bir şey öğrenebiliyor. Kesinlikle. Düşmanından da bir şey öğrenebiliyor. Dolayısıyla kişiler öncelikle ya ben eksiğimi nereden tamamlarım? Düşman dahil eksiğimi tamamlayabilmeliyim derse evet. O zaman eğitime açık oluyor. Eğitime açık olursa da problemlerin halli için kolay yollar buluyor. Tabii eğitim deyince bilmiyorum kaç dakikamız var. Bir iki şey. Hocam bence şöyle yapalım. Yani süre çabuk geçiyor programlarda. Evet yani. Kısa bir şeyi daha. Şöyle bir iki dakikada bence önemli noktaları toparlayın. Bir iki dakikada İlyas Hocam'a söz verip bitirelim. Çünkü tamam. Vaktimizi toparlamışız. Şimdi biraz evvel sizin temas ettiğiniz bir konuda da bir iki uzatmadan söz söylemek istiyorum. Baba. baba dediniz. Şimdi çocukların eğitimi hem annenin hem babanın vazifesidir. Evet. Ama eğitim metodu anne ile babanın aynı olmayabilir. Genelde de olmaz. Neden olmaz? Yaratılış farklıdır. Yani kadınların yaratılışıyla erkeklerin yaratılışında farklılık var. Bu sonuçta iş bölümünü getirir. Olması da gerekiyor. Olması da normal. Yani beş parmağın hepsi farklı. Hayır gerekiyor zaten. Tabii. Yoksa tamamlamaz yani. Tabii. Yani o işte bizim meşhur deyim ya beş parmağın beşi bir olmaz. Evet. Farklı diye kavga gerekmiyor. Birleşirse güç oluyor. Evet. Şimdi onun gibi birbirinin eksiğini tamamlayacak. Yani bir kadının çocuğa vereceği eğitim başka şekilde ve başka alanlarda olabilir. Bir babanın erkek olarak vereceği farklı olabilir. Orada sizin biraz evvel örnek verdiğiniz cennet annelerin ayağının altındadır hadisi şerifini. Ya erkeğin hiçbir sorumluluğu yoktur diye anlamak yanlış anlamadır. İşine yoksa, geldiği gibi anlamak. O işine yanlış anlamadır. Dolayısıyla doğru sözü yanlış anlamamak lazım. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var meşhur. Diyor ki söz doğru da maksat yanlış diyor. Yani söz doğru maksat yanlış. Yani doğru sözü yanlış maksatla ifade etmemek veya yanlış şekilde anlamamak lazım. Tabii işte evliliğin devamı için bir sevgi lazım, saygı lazım. Saygı aynı zamanda şunu da gerektirir. Saygının birkaç yönü var. Birisi de doğru bulmasanız bile onu olduğu gibi kabul etmektir. Bir yönü. Tahammül. Yani hak ve adaletin evet, ölçüsünde bir tahammül. Tahammül, doğru. Şimdi yani ya ben bunu doğru bulmuyorum ama ya onunki de öyle olsun ya da ben de buna tahammül edeyim diyebilmek lazım. Yani her insanın bir eksisi bir artısı var. Tabii yani ya doğru, da bir de insan değişken varlık. Bugün doğru dediğime yarın yanlış ya da yanlış dediğime yarın doğru diyebilirim. Bunu unutmamak lazım. Ben böyleysem karşımdaki için de bu geçerlidir diye düşünmek lazım. Son bir şey ifade edeyim çok önemli. Yani bütün hayatta olduğu gibi ailede de hak ve ölçüleri iyi bilmek lazım. Ve iyi koymak, iyi uygulamak lazım yani. Hakları yani karşımdakinin hakkını bilirsem ve o hakka riayet edersem bir de bunları doğru ölçülerle kendi haklarımı mesela bahsederken yani ben güçlüyüm erkek olarak o halde dövme hakkım var diye düşünmezsem mesela benim güçlülüğüm o evde gerektiğinde hamilelik yapmak için bana verilmiştir. Kendine insan kendine güç veremiyor ki. Allah-u Teala'nın verdiği gücü bazen geliştirme imkanı var ama istese de her zaman geliştiremiyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörlerinden bazılarına göre en iyisi kabul edilen Muhammed Ali Kılay bir dönemde su bardağını tutamaz hale geldi. Yani kendi kendine olmuyor bu. Evet. Verilen bir imkanı siz tabii geliştirmeye çalışıyorsunuz. O zaman işte o bize verilen imkanları, hakları iyi ölçülerle öğrenmek, ona göre kullanmak evliliğin devamı için gerekli şeylerden birisi. Evet hocam, bir dakika size süze vereyim. Kusura bakmayın, toparlamamız gerekiyor.
Hocamız zaten evliliğin korunmasıyla alakalı çokça konuya değindi. Ben de bir konuya temas etmek isterim. İletişim. Yani bugün yaşadığımız ailelerde yaşanılan problemlerin temelinde iletişim kopukluğu var. Doğru bir yöntemle iletişim sağlandığında, oturup konuştuğumuzda yani makul çerçevede halledilemeyecek hiçbir problem yok hocam. Ve bu iletişimde üzülerek söyleyeyim, iletişim kanalını biraz kapatan veya hafiften tıkayan erkekle tarafı oluyor. Şöyle ki gün içinde yoruluyor vesaire. Akşam eve gittiğinde de iletişim kurmak istediğinde eşi kendisi iletişime çok yaklaşmıyor veya böyle doğru bir iletişim kurmuyor. Dolayısıyla problemlerin temelinde de bu iletişim meselesi olduğunu söyleyebilirim. Yoğunluk psikolojisi var bizde. Aslında yoğun değiliz. Son olarak Hazreti Peygamber baş kadıydı, baş komutandı, efendim baş imamdı, baş müftüydü. Aslında sayabiliriz bir sürü. Ama günde iki defa okuyoruz kaynaklarda. Hanımlarına vakit ayırırdı. Bir sabah namazından sonra, bir ikindi namazından sonra iki defa mutlaka hanımlarla meşgul olurdu. Onları dinlerdi. Öyle bir muhabbet kurardı ki her biri kendisini en çok onu sevdiğini düşünürdü her bir hanımı. Dolayısıyla yani iletişimin hiçbir mazereti yok. Yani en kıymetli varlığımız yuvamız, en kıymetli toplum olarak da değerimiz ailemiz, aile ve evlatlarımız bize emanet. Dolayısıyla mutlaka onlarla iletişim kuracağız. Sürekli her meseleyi konuşacağız, aile meclisleri kuracağız ve böylece mutlu, huzurlu yuvaları devam ettirme imkanı bulacağız diye düşünüyorum. Yani iletişim meselesini gündemimize almamız lazım. Hocam vaktimiz varsa 2-3 kelime söylemek istiyorum. Çok şeyde dikkat edilmesi gereken, uzatmayacağım. Şimdi bir, bu sadece eşler arası değil, eşlerin aileleriyle ilgili, yani kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader, balız vesaireyle ilgili ilişkilerde de anlayışlı olmak lazım. Ayrıntılarına vaktimiz yok. Onların da anlayışlı olması gerekiyor. Tabii, yani onların da anlayışlı olması lazım. Eşlerin de onlara anlayışlı olması lazım. Eşinin hatırı için, aileler de evlatlarının hatırı için o ilişkilere dikkat etmeleri lazım. Bir de bu konuda tabii kişilere, aileye görevler düştüğü gibi devlete de görevler düşüyor. Devlet de kendi görevini yapması lazım. Vakit dolduğu için ayrıntılara giremeyeceğim. Bize birkaç dakika daha süre verdiler hocam. Yani şimdi burada hani arkadaşlara teşekkür ediyoruz tekrar. Hani süreyi şey yapalım diye. Şimdi yani aslında şeyi şu hocam. Hani ben yine özetleyeyim. Son bir iki cümle alırsa kapatalım. Yani başka konular vardı, onlara giremedik ama yani burada aslında şey şu. Bunun bir fıtri, insani, beşeri bir mesele olduğunu, aynı zamanda beşeri yani bir ilahi sorumluluğumuz da tabii var. Bunun bir meşruluğu var, bir ölçüsü var ama bir itidali var. Bir de hak, hukuk, görev, sorumluluk ve beklentiler var. Yani bu ifrat tefrit meselesinde yani iletişimsizlik mesela bir sorun ama mesela şöyle de bir sorun da ben dile getireyim. Hani ifradı da dengelemek anlamında. Hani Hidayet Hocam dedi ki mesela insanlar bir can oluyor. Aslında insanlar bir can olmuyor. Yani iki can oluyor. Çünkü bu yanlış anlaşılan, suistimal edilen bir mesele oluyor. Mesela şöyle, benim diyorsun, sahipleniyorsun. Sonra ona istediğin gibi davranabileceğin, yani mesafeyi sıfıra indirince. Halbuki bir mesafe var değil mi? Kişinin babasıyla, yani babamızla da aramızda bir mesafe var. Evladımızla da var. Çünkü bu mesafeyi koyan biri var. Yani değil mi hocam? Bir ölçü koymuş biri yani. Ben seni baba tayin ettim ama kafana göre baba olamıyoruz değil mi hocam? Yani olabiliyor muyuz? Yani ben kafama göre evlat olmak istiyorum. Ya işte ben, işte ölçünün aslında şeyi de var değil mi? Yani asgarisi de var, yukarısı da var. Mesela namaz kılıyoruz. Diyelim ki öğlenin farzı 4 rekat. Bu 5 olmuyor. 3 zaten olmuyor ama 5 de olmuyor. Yani o yüzden o hani siz hani görev sorumluluklar gerçekten bu hani mesela bu itidal, bu hakemlikte de var. Ya da araya aracı, bu suistimara da açık bir şey. Suistimara da açık olması sebebiyle hani burada da gerçekten hani şahitlik diyoruz mesela. Ama şey diyeyim mi hocam? Adil şahit diyoruz yani hani şahit derken. Hani o yüzden hani bu aslında bu ölçü korunabilse, hak hukuk bilinebilse, itidalli olunabilse, makul yani makulu buradaki maruf anlamında düşünüyorum. Hani fıtrata, vicdana, şartlara uygun düşünülebilse. Maruftan çünkü ben şunu da anlıyorum, bununla şey yapacağım. Mesela şimdi maruf diyor ya hani mesela marufa göre uygun ama örnek mesela diyelim ki şimdi biz bir insana buğday versek bu maruf mu? Hani
iyilik olarak. Yani buğdayı fırıncıya bile verse kalmıyor artık hocam. Yani hani onun bir karşılığının, bir problemin yani şeye de uygun olması gerekiyor. Yani vakaya, insanın şartlarına ya da şeylerine de uygun olması da gerekiyor. Yani ölçü kullanabilecekse maruf olur. Evet. Kullanamayacaksa. Evet hocam, ne diyeyim, ölçü yani hani ölçü itir. Hak mesela, biz bu hakkı hep ihlal ediyoruz. Yani hak mesela, ben babam, aramda bir hak hukuk hani var aslında, yani bir ölçü var, mesafe var, sorumluluk var. Onlar aslında, o da bilinemeyince yani iş sorumluluğu bilinemeyince ada hikmet hocam işte yani her şeyi yerli yerine koymadığınız sürece. Evet hocam. Ben bir dakika daha şey yapıp lütfen buyurun hocam. O zaman bir dakikada bir konuyu daha dile getirmeye fazla vakit olmayan bu hakemlik, tabii siz kısaca bir şimdi hakemlik. Evlilik olunca içerideki arkadaşlar uzun süre verdi hocam. Evet. Sağ olsunlar. Evet, demek bekar arkadaşlar var orada. Yani uzun süre konuşulması gereken. İnşallah tekrar konuşuruz yani. Hatta farklı alanlardan kişilerle. Evet. Yani psikologlarla, sosyologlarla, hukukçularla, dini konuda uzmanlarla konuşulması gereken uzun bir, geniş bir konu. Şimdi biraz evvel dediniz ki hakemlik ehil kişiye, istişare ehil kişiyle olur, doğrudur. Ama tabii ehil kişi derken her alanda, her şartta değişebilir ehliyet. Yani hiç okula gitmemiş birisi, tabii ticarette iyiyse ticari alanda istişareye ehildir. Uzman yani. Evet. Bu evlilik konusunda da her zaman böyle resmi bir hukukçu gibi ya da bilmem bir ailenin büyüğü olmak gibi bir statüde olması gerekmiyor. Evet. Ben hatırlıyorum, geçmişte birisi çocuklar sahibi bir ailenin hanım, işte kocasının haksızlıklarından dolayı boşanmaya niyetlemişti. Bizim evden hanım demiş ki, ya bak sen genç kız idin, bu adama düştün. Adam da yani bir vasıfsız adam değil, doktor ama bazı psikolojik problemleri falan var. Peki sen şimdi boşanmış, dul, çocuk sahibi birisi olacaksın. Kim sana tayin olacak? Bunun daha iyisi mi olacak? O zaman sen bu aileyi, yuvayı düzeltmenin yollarını ara. Bu konuda biz de sana yardımcı olalım, başkalarından da yardım alalım. Bu söz o kadının kararını değiştirdi ve o aile devam etti. Bunun gibi bildiğim birçok örnek var. Zaman olmadığı için örneklere çok giremedik. Daha çok teorik konuştuk ama yani insanlar bazen komşusuna, bazen akraba, yakın akraba, uzak akrabasına bu tip destekler verebilir, vermelidirler. Yani herkes düşünmeli, ya ben ne yapabilirim diye. Bizde şöyle bir çekingenlik epey yaygın. Ya benim bu yardım etme talebim ileride başarılı olmazsa beni sorumlu tutarlar. Şimdi çok boş bir bakış açısı değildir. Yani gözetilmesi gereken vardır. Ama vazgeçilmez bir bakış açısı da değil. Çünkü şunu bilmek lazım. İnsana kefil olunmaz. Tavsiye edilir. Tavsiye başka şey, kefil başka şey. İnsan kendi nefsine bile kefil olamıyor. Bugün böyle düşündü, yarın böyle düşündü. Onun için bu tip problemleri görenlerin acaba nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünmesi, bazen doğrudan, bazen dolaylı destek vermesi lazım. Bu da bir sorumluluk. Yani o toplumsal sorumluluk. Hocam güvensizlik diye bir problem var. Yani hani buna da, yani bunu yapalım diye demiyorum ama bilmek de gerekiyor ve bunu da ikaz etmek de gerekiyor. Bu da bir problem. Mesela işte biz birini sevmiyoruz, zaten bozulsun diye uğraşıyorsun. Yani. Evet, hocam. Sizin de son sözlerinizi alıp toparlayalım. Evet, hocam. Yani bu hakemlik tabii. Güvensizlik bu arada, hocam, bu ciddi bir bela yani, imtihan yani. Doğru. Evet. Bir de bu hakemlik konusunda bizim hukuki, devlet olarak hukuki eksikliğimizi ifade edeyim. Şimdi ticari konularda hakemlik var. Evet. Ama aile hukukunda hakemlik yok. Bu çok önemli bir eksiklik. Bunun bir an önce giderilmesi lazım. Yani aile konusunda, aile hukukunda hakemlik müessesesinin hukuken oluşturulması. Başta sertifikasyon hocam. İlk önce sertifikasyon. Hocam yalnız sertifikasyon konusu tavsiye sadedinde olabilir. Onu bir şart haline getirirseniz başka problemler çıkar. Zaman olmadığı için onu konuşamıyorum ama hocam biraz hocama bir dakika verelim. Bir alan var. Bir dakikada ben de o zaman Rum suresi 21. ayetteki yuvanın devamı için özellikle Allah-u Teala'nın bize sunduğu iki mesele var. Biz yani bir nevi ilahi reçete olarak onu ifade edeyim. Hani yanlış anlaşılmasın. Onları söyleyelim, bitirelim. Orada hani sizi eşler halinde yaratması Allah-u Teala'nın ayetlerindendir diyor ve
aranıza ne koy, ne aramıza ne koyduğunu, o yuvanın devam etmesi için neleri vaz ettiğini ifade buyuruyor Rabbimiz. Nedir onlar? Birincisi meveddet, yani sevgi, ilgi, alaka, tamam mı? Bu hepsi birbiriyle ilişkili. Yani sevgi demek suistimale dayalı bir sevgi değil. İlgi, alakayı peşine getiren sevgi. Hak İki, ölçüsü olan, hak yoksa ölçüsü olan sorumluluklarını bilen kişinin ortaya koyduğu sevgi. İkincisi de merhamet. Yani yine sözler arasında geçti. Bazen görmeyeceğiz, bazen duymayacağız ki bazı şeyler devam etsin. İpi çok gerdirmeyeceğiz yani. Evet. İpi bazen esnek bırakacağız. Sevgi ve merhamete dayalı evlilikler inşallah tamam, daimi olur. Evet kıymetli izleyicilerimiz, böyle bir giriş program yapmış olduk. İnşallah devamında tekrar yani böyle programlar, eğer programımız devam ettiğinde Allah ömür verirse, insan imkan verirse yeni programlar bu her meseleyi